Müsaade var mı Nergis Hanım? Hayırlı bir iş için geldik de. Anneciğim bir susarsan büyükler konuşurken. Tamam, özür dilerim amcacığım. Heyecanlandı çocuk o yüzden. Evet. Ezoş. Ali Rizel'in. Ha. Tabii buyurun buyurun buyurun. Hadi elindekini versene. Şunu vereyim amcacığım. Şöyle uzatayım şuradan. İki bekar iki yetişkin. Dolmuşlar da öyle hep filmlerde dizilerde görüyoruz hep. Öyle uzatıp üstünü oğlum, alamayan var mı? Saçmalamayı keser misin ya? Ünmüş de miyiz biz? Hayır amcacığım. Yapmayın. O zaman girsek mi içeriye? Tabii buyurun. Hadi buyurun. Aha ben size bir şey ihtarlık vereyim. Değil mi Ünal Sebekcan? Yok ayaklarımızı sildik iyice. Tertemiziz. Boş ver hayır. Ben şey yaptım ya. Merhabalar. Ben de bu çiçekleri vereyim. Sen de bir vazoya koy. Olur. Ay kusura bakmayın böyle kapıda telaş oldu kaldık bir an ama hiç beklemiyorduk da tabii. Şaşırdık biraz. Ay ben de hiç beklemiyordum. Niye gelmişti? Ne seninle? Tırnak mı yiyorsun sen? Hayır, kenarındaki etleri kemiriyorum. Dua et de tırnaklarımı yiyecek raddeye gelmeyeyim. Yıllarca ya. Yıllarca beni görsün diye uğraştım. Sonuç? Sonuç ne biliyor musun? Dün gelen o sümüklü kıza evlenme teklif ediyor şu an içeride. Sen adayı fazla küçümsüyorsun. Ay çok özür diliyorum. Gururuna mı dokundu? Tuğçe'cim birbirimize laf sokma aşamasını çoktan geçtik sanıyordum. Biz aynı taraftayız. Lütfen tekrar hatırlatmak zorunda bırakma beni. Hayır aynı tarafta değiliz. Ben şu an Bora'nın Ada denilen o kızı istemesini izlemek için buradayım. Sen? Sahi sen niye buradasın? Bir söylesene. Tekrar beni hatırlatmak zorunda bırakıyorsun ve ben tekrar hatırlatıyorum. Aynı tarafta olduğumuz için buradayım. Hayır. Sen ben delirip, kafayı yiyip, koşarak içeri girip Ada'nın ilk aşkının kim olduğunu açıklamayayım diye buradasın. Beni engellemek için. Sahi söylesem ne olur ya? Bu Ada saçmalığından sonsuza kadar kurtulsam. Hayır. Sen akıllı bir kadınsın, akıllı bir insansın. Böyle saçma şeyler yapmazsın. Ha oldu da yaptın. Ben Ada'yı sonsuza kadar kaybetmiş olurum. Eğer ben Ada'yı sonsuza kadar kaybedersem senin de burayı sonsuza kadar kaybetmen için gereken hamleyi yaparım ki... Sen o annenin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Ok. Bu tamamen Ada'nın içeride ne yaptığına bağlı şu an. Ya. Bu şey bunlar. Bu şey değil mi? Makaralardan amcacığım. Makaralardan. Şeylerden. Baba. Hadi baba. Ya. Ya. Vallahi havalar da çok acayip.
Üç gün öncesine kadar nasıl bir sıcak? Nasıl bir sıcak? Yani anlat, uyuyamıyorduk ya. Kalabalıktan uyuyamıyorduk. Üç gün öncesine kadar. yani kalkıyorum, klimayı açıyorum tık diye. Buz gibi oluyor. Üşüyorum, belime ayağı sarılıyorum. O korkuyor. Aman diyor. Ondan sonra klimayı kapatıyorum. Bu sefer hamam gibi terliyorum. Ya ne yapacağımız şaşırdık. Birden buz gibi oldu havalarda, soğudu. Bizde de aynı, bizde de aynı. Üç gün önce yanıyorduk. Şimdi sabaha karşı battaniye arıyoruz. Evde de bir tane battaniye yok. Yani öyle işte, mevsimler bozdu. Değil mi? Bozum ya ne var ki Aslan Bey? Bozum ya ne var ya? Değil mi? Değil mi? Yani kuzen şu anda hava durumunu konuşmaları normal mi sence? İşte şu anda sohbet yani ısıtıyor, böyle ortamı ısıtıyorlar. Hani bir ısınma turları gibi düşün de. Allah'ını ve peygamberi kabul edecek aslında. Güzel, tamam sakin ol. Bak sabah da geldiğimden beri titriyorum, tedirginim. Şu bacağını durdur artık. Durmuyor heyecan. Dur şu alttan beni böyle titriyor. Titre iyidir. Battaniye yok mu sizde hiç? Saçma sapan konuşma ya. Bileyim battaniye. Kanka ben hala şoktayım ya. Kız seni istemeye gelmiş olmasın? Yok kız, sana geldiler diyorum işte. Niye inanmıyorsun? Kanka sen niye bu kadar eminsin ya? Ne bileyim, burası sizin eviniz falan, hiç saçma gelmiyor mu sana da? Selin, ben yüzüğü gördüm. Buldun evet. Sıkıştılar, yakalandılar. Ali de itiraf etmek zorunda kaldı. Ay kankaya gel. Biliyordun, söylemedin yani. Evet, biliyordum. Yasemin Hanım, siz nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz iyi mi? He? Sağlığınız diyorum, nasıl, iyi misiniz? Ha, iyi şimdilik. Ama maşallah. Maşallah Yasemin Hanım. Ben bir kızlara bakayım o zaman müsaadenizle. Kayboldular ortadan. Tabii. Baba gelince konuş. Sırası var, her şeyin sırası var. Babacığım. Tamam. Kızlar, ne yapıyorsunuz buraya takılıp kalmış böyle? Selin. Kızım madem seni istemeye geleceklerdi, bize niye söylemiyorsun? Ben bilmiyordum ki Nergis teyze. Ada biliyormuş. Aa, aşk olsun Ada. Sen niye söylemedin kızım bize? Neyse, senin gönlün var mı bu işe? Var. Aa, neyse tamam. Olan oldu artık. Madem öyle, her şey adabına uygun olsun değil mi? Sen geç içeri, kahvelerinizi nasıl alırsınız diye bir sor. Tamam, hadi. Soruyorum. Hadi. Hadi. Konuş abla, geliyor. Tamam. Evet. Kahvenizi nasıl alırsınız? Ay bunlar usul de bilmiyorlar. Sade, hepimiz sade içeriz. Berma sade içer, biz de sade içeriz. Benim kendi dilim yok. Tamam. Niye sen benim yerime konuşuyorsun acaba? Bermacığım, üstüne giyen kıyafetten belli. Hayra açmayacaksın bu gece ağzını. Onun için ben senin yerine söyledim. Ne madem de sade kahve içiyorsun işte, sade o kadar. Maşallah. Onca yıla rağmen böyle ağız ağıza konuşmanız çok güzel. Çok güzel. Biz de Nergis'le öyleyiz. Evde huzur olunca her şey çözülüyor tabii. Tabii, huzur çok önemli. Huzur sağlık kadar önemli. Bakın ne demiş Kanuni Sultan Süleyman? Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş. Sağlıkla ama huzur da ekleseydi keşke. Bakın dünyadaki savaşlar falan, hepsi huzur çok önemli. Huzur olduğu zaman her şey mutluluk getiriyor. Değil mi? Değil mi? Boşluğuna gelmiştir onun. Nerede o normalde? Hava durumu bitti, tarihe girdiler. Tarihe girdi, o büyük patlamaya kadar gidermiş. Evet. Allah'ın emri, peygamberin kanı demiyor. Aslanım. Sen bir gelsene benimle iki dakika. Biz de bir gidip ağız ağıza bir konuşalım değil mi? Hareketlere bak. Ay, değişik. Nergis Hanım'la sürekli gidiyor geliyor. Hop gidiyorlar, hop geliyorlar. Baba gelince hemen bunu söyleyeceğim ya. Vallahi. Ne oldu? Nergis, ne oldu? Sen bunlar niye gelmiş anladın değil mi? İadeyi ziyaret. Yuh aslan, ne iadeyi ziyareti? Kaş göz yaptım, bağıra bağıra söyleyecek halim de yoktu yani. Hiç mi anlamadın durumdan? Kız istemeye gelmişler. Ne? Adayı mı? Ay, Allah yazdıysa bozsun, Allah korusun. Ne adası? Selin'i. Ha. İyi. De bizden ne istiyorlar? Ailesi burada yok ya, ondan herhalde. Ama ne bileyim, bunlar da garip bir aile zaten. Hadi gidelim de. Ayıp olmasın şimdi. Neyse ya, nasılım be? Bak. Sen her zamanki gibi çok yakışıklısın kocacığım. Hadi. Sana emanet.
Oğlum baba geldiler, hadi baba. Hadi baba. Şakacı çocuk. Ya kusura bakmayın, demin ben şey yapamamışım. Şimdi Nergis'le ağız ağıza konuşurken sizin sebebi ziyaretinizi söyledi. Baba. Hı. O zaman direkt konuya girelim, eğri oturup doğru konuşalım. Tabii, tabii. Şimdi kız bizim kızımız. Çok severiz kendisini. Yani öz kızımız olsa bu kadar sevmezdik. Aa. Daha fazla severiz. Aa, evet. Evet. Yasemin de sever. Severim. Nergis keza. Yani evet, hepimiz çok severiz değil mi Nergis? Evet kocacığım. Ya bak şu kulaklar. Bir gün olsun evet kocacığımı duymadı be Belma. Duymadı ya. Örnek al ya. delikanlı. Söyle bakalım. Kötü alışkanlıkların var mı? Alkol, kumar, hovardalık, pis işler. Yani şimdi bunları hemen söylemek lazım değil mi? Saklamamak lazım. Tabii. Bugün saklarsın, yarın patlar. Bu işler böyle. Bu küçük enişte kılıklı birey niye bana bakarak konuşuyor? Şimdi bu küçük enişte kılıklı birey sana bakıyor. Çünkü heyecanlandı herhalde. Heyecandan yapıyor. Sen de ona bak, çaktırma. Tamam. Çaktırma, devam et. Yok efendim, bizde öyle şeyler yok. Bizde yok. Tabii. Kat A. O güzel oldu. Yok yani. Güzel. Kata. O güzel oldu. Yok tabii. İşte ortamını ya. Öyle eski bir kelime kullanayım dedim. Güzel. Ha şimdi bir şey demiyorum ama sonra soracağım ben o aileye. Şamma köpürdün be kızım. Adam aşkından ölüyor baksana. Bence çok romantik. Ya iyi de kanka, insan bir sorar değil mi? Hani böyle bir niyetin var, uygun mu? Seni Nergis teyzelerden isteyeceğiz, olur mu? Ne o öyle elinde çiçek çikolata damdan düşer gibi. O zaman kahveye de gerek yok vallahi. Hatta koy beni battal böyle çöp poşetine, ver ona götürsün beni. Abarttın. Anla abarttın. Ha. Ata abla. Ay. Prenses. Prenses özür dilerim. Ben sana heyecandan, telaştan merhaba diyemedim. Olsun. Dayım da çok heyecanlı biliyor musun? Evde çok komikti. Heyecanlı tabii. Ali amcan için heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım. Ya. Kanka. Geliyor gelmekte olan. Biz seni istemeye geldik. Ha! Ne? İşte şimdi oldu. Yine samimi bir sessizlik. Hadi baba, karışmak istemem ama lafa mı girsen artık? Oğlum her şeyin bir sırası var. Önce bir kahve içeceğiz. Ondan sonra iki yudum kahvemizi sen alması lazım. Ya. Vallahi. Ben kahveyim abi. Tamam kuzen, adet öyleymiş. Adet öyle diyor, adet öyle diyor. Tamam. Kapa çeneni. Beni istemeye mi geldiniz ciddi ciddi? Bana başka çare bırakmadın. Ne diyor? Bebeğim, hadi sen içeri git, biz de birazdan geleceğiz yana, tamam? Tamam. Hadi. Bana başka çare bırakmadın diyor. Of deli mi bu ya? İçeride birazdan kıyamet kopacak, farkında değil. Ama baktın kanka, bence çok romantik. Ödeş kızım hemen, hemen ödeş. Ayıp be. Sen asıl içeride ne yapacaksın onu düşün. Of, yandık, yandık. Şimdi kıyamet kopacak. Bizimkiler seni istemeye geldiğini sanıyorlar. Beni nasıl bir duruma düşürdün farkında mısın? İlhan Hanım, şu telefonla oynamayı kes artık ya. Bak dikkatleri dağıtıyorsun. Hadi kaldır onu oradan. Dayıyı çok sever. Hadi daha aşık dayı ya. Maşallah. Madem adetten. Ben de sorayım o zaman, değil mi? Oğlumuz ne işle meşguller? Resmen isteme fantezisi yaşatacak bunlar bize. Ama hoşuma gidiyor ya, böyle gerginlikler de hoşuma gidiyor benim. Şöyle ki, bir kamusal sitede, bir kamusal internet sitesinde sahip. Ali, büyükler konuşurken küçükler ne yapardı? Susardı değil mi oğlum?
Amcacığım özür dilerim. Ben bana bakılarak da şey olduğu için lafa girmek açısından o şekilde insanlara hani cevap verme. Özür dilerim amca. Heyecanlı ya. O yüzden şakacı. Özür dilerim. Tamam. Bana sürekli yükleniyor insanın tamam, içinde. Dur bak. Faziye dal. Ortalık fena karışır. Hayır özür diledim ben yani. Yok yok o değil. O değil oğlum o değil. Sorun o değil de sorun daha büyük. Nasıl abi? Bak keyfine. Bak göreceksin birazdan. Bak keyfine. Kahvelerde geldi. Evet. Kahvelerde geldi. Hadi bakalım. Size sağlık kızım. Çok teşekkürler. Ay 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 maşallah. Mis gibi de koktu. Eline sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler. Prenses, küçükler kahve içmez. Sana belki çikolata verirler. Ben de şöyle... Sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim ben. Ağla. Ağla. Güzel olmuş, mis gibi kokuyor. Oo. Kızlar karıştırdınız. Tuzlu kahve komandoya geldi. Ali içecekti onu. Yo, doğru. Bora'nın içmesi gerekiyor. Neden? Ne demek neden? Adettendir efendim. Zafer Bey siz nerelisiniz? Aslen Kafkas göçmeniyiz efendim. Büyük dedemler Osmanlı Rus Savaşı'na gelmişler. Niye şey yaptınız? Ya böyle sizde adetler biraz değişik işliyor herhalde. Şimdi bize göre kahveler içildiğine göre şu an içiliyor. Kahve konusunu kapatsak mı bir babacığım? Ha? Bunu hadi. Hadi babacığım. Tamam. Çocuklar çok heyecanlı ya o yüzden. Çok, evet. çok sormayın. Çok heyecanlıyız biz. Efendim sebebi ziyaretimiz malum. Selam okundu. Bu kulaklar bunu da mı duyacaktı? Yok ben macım tövbe estağfurullah. Daha çok var selamımıza. Daha çok günler yaşayacağız. Efendim ne diyordum? İşte gençler birbirlerini görmüşler. Anlaşmışlar. Sevişmişler. Allah'ın emri. Peygamberimizin kavliyle kızımız adayı. Adamı? Oğlumuz Bora'ya. Aha, Selin'i komandoya mı istiyorlar? İstiyoruz efendim. Çok şükür. Evet, Zafer Bey, şükür. Ben yanlış duyduğumu umut ederek sizden ricam bir kez daha kimi kime istediğinizi tekrar ederseniz. Tabii heyecandan sizse pek şey yapamadınız efendim. Tekrar ediyorum. Kızımız adayı, oğlumuz buraya istiyoruz efendim. Ya siz ne diyorsunuz Zafer Bey? Ne adası, ne borası? Eyvah eyvah. Adayı buraya diyor ya. Ablam tamam sakin. Kanka bir dakika, Selin'i Ali'ye istemeyecekler miydi? Öyle dediniz ya. Bilmiyorum, ada diyor, bora diyor. Ne alaka ya? Öyle bir şey yok, öyle bir şey. Ne oldu? Beğenemedin herhalde. Aşkım zamanı değil şu an. Ben demiştim. Bu aile bir tuhaf demiştim ama hiçbiriniz beni dinlemediniz. Dinlemediniz mi? Ama efendim yani size gelmeden önce bir haber verseydiniz öyle değil mi? Çat kapı kız istemeye mi gelininmiş? Hanımefendi, hanımefendi. Bakın sizin başınıza bir talih kuşu kondu diyorum ama siz böyle mutluluktan ayılıp bayılacağınıza kalkmış oğlumu beğenmiyorsunuz. Hanımefendi, benim kuzum elini sallasa ellisi ne talih kuşundan bahsediyorsunuz? Yeter tamam, yeter. Yeter tamam ben konuşacağım. Hatta biz konuşacağız. Adayla ikimiz. Bir izin verir misiniz? Bakın. Biz birbirimizi çok seviyoruz tamam mı? Bütün engellere rağmen. İlk aşkmış, batmış, kötü batmış, oymuş, buymuş bizim umurumuzda değil. Öyle değil mi aday? Ada? Değil Bora. Değil dedi. Anlamadım. Ben istemiyorum. Ben seninle evlenmek istemiyorum. Ne diyorsun Ada? Ne diyorsun sen? Daha geçen gece bizim evde biz birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi söylemiyor muyduk? Ne diyorsun sen şu anda insanların karşısında? Evdeki sen miydin? Evdeki sen miydin?
Evdeki sen miydin Ada? Bu yüzden istemiyorum işte. Herkes bize karşıyken ben istemiyorum. Ada! Komando yavaş biraz, yavaş. Ada bizim sevgimiz bütün bu engellere karşı gelecek kadar güçlü değil mi? Değilmiş demek ki. Söylesene insanlara Ada. Değilmiş demek ki. Değilmiş, ben mücadele edemiyorum bunlarla. Yapamıyorum. En azından benimki değilmiş. Bora. Bitti. Biz beraber olamayız. Bitti. İçeride ne oluyor çok merak ediyorum. Yani bence bizim istediğimiz neyse o oluyor. Ben o kadar emin olmazdım. Tuğçe'cim ben her zaman sağlamcıyımdır. Her zaman. Merak etme. Seninle ilgili hiçbir şeyi merak etmiyorum. Sen de bunu merak etme. Yah. Yah. Gördünüz mü başımıza gelenleri ha? Ay kovulmaktan beter olduk. Ah kız oğlumu istemiyor şu yakışıklı oğlumu. Olacak iş mi? Ay kızlarını vermediler oğlumuza. Neymiş? Kızlarının elini sallasa ellisiymiş. Sanki benim olmak. Gördün mü çocuğumun Bora, halini? Bora, ama oğlum. Gördün mü? Bak bütün bunlar hepsi veriyor. Oğlum. Kuzen, kuzen ben de geleyim sana. Sakın. Ali gelme. Gelme. Allah'ını seversen. Şu çocuğumun haline bak. Allah Allah. Şu çocuğumun haline. Oğlum ya sen ne şuursuz çocuksun ya. Bıraktın çocuğu gidiyorsun aşağıya ya. Allah Allah tamam o giderse gider. Sana emanet ettik çocuğu ya. Allah Allah nasıl böyle bir şey yaparsın? Oğlum bu insanların haberi yok muydu kızı istemeye geleceğimizden? Yoktu amca. Nasıl yoktu ya? Nasıl yoktu? Kızın haberi olmadan biz kızı istemeye nasıl geliyoruz? Bu ne şuursuzluk ya? Ben sana nasıl inanıyorum ya? Bütün bunlar hep senin yüzünden oldu. Benim... Biliyor musun tabii? Tepemize çıkardın bu insanları sen. Söylüyorum söylüyorum hiçbiriniz hiçbir şey anlamıyorsunuz ama çok iyi oldu. Hepinize müstahak. Çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim efendim. Nergis Hanım, ya. Yasemin Hanım, Aslan Beyciğim çok teşekkür ederim efendim. Kızınızı yakışıklı oğluma vermediğiniz için. Benim oğlumun da elini sallasa 150'si. Ben lütfen susar mısın? Rezalet çıkacak ya. Çıktı efendim çıkacağı kadar rezalet. Rezaletin biri bir para. Hak ediyorsa bırakamaz bu çocuk ya Allah Allah. Ya. Tamam Belma bağırma bağırma bak herkese. Kıyamet kopmuş. Kıyamet kopmuş. Öyle görünüyor vallahi ya. Bu da demek oluyor ki Ada mevzusu kapandı. Aa, ben çok keyiflendim şu an. Galiba eve gidip ufak bir kutlama yapacağım. Bana katılmak ister misin ortakcığım? Sen. Ay. Bir de bana Selin için geldiler diyorsun. Selin için geldiler diyor bir de. Ada. Ada bir şey söylemeyecek misin? Ay. Ada. Hadi kanka. Şşt, Ada. Ada diyorum. Tamam abla bırak Allah aşkına bırak kız gitsin biraz kafasını dinlesin. Ne halde görmüyor musunuz ya ne kadar üzgün kız. Bıraktık da bu hale geldi zaten. Bu hale bundan geldi. Başıma da neler geldi. Of of. Thank you.
Dayıcığım. Prenses. Günaydın. Günaydın dayı. Ne oldu prensesim? Sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Sor dayıcığım, sor. Sor meraklı prensesim benim. Ata abla gerçekten artık seni sevmiyor mu? Dayıcığım, bak. Bazen insanlar değişirler. Duyguları değişir. Düşünceleri değişir. O zaman da bize yapacak hiçbir şey kalmaz. Ata ablanınkiler değişti mi? Hı? Öyle görünüyor. O zaman yine değiştirelim. Sen yaparsın. Prenses. Bak, Ada ablan bir karar vermiş. Tamam mı? Benim elimden hiçbir şey gelmez. Bize sadece saygı duymak düşer. Peki seninkiler? Seninkiler de değişti mi? Dayıcığım sen bunları düşünme. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Biz şimdi aşağı inelim, kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra da... Sonra da gidip Ada ablamı buraya getirelim. Dayıcığım bak, Ada ablan artık buraya gelmeyecek. Dayıcığım. Peki biz onlara gidebilir miyiz? Hayır. Dayıcığım gidemeyiz. Ama benim de ablamı bir daha göremeyecek miyim? Prensesim gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Öp beni bir tane. Oh be. Biz şimdi ne yapalım biliyor musun? Aşağı inip kahvaltımızı yapalım tamam mı? Bir tane daha. Oh be. Hem dede ile anneanne bekliyor bizi. Ayıp olmaz mı onlara? Olur değil mi? Gel bakalım. Günaydın. Günaydın canım. Gel sen gel. Özür dilerim. Ben çok özür dilerim teyze. Sen haklıydın. Biz oraya da olmayacaktık zaten. Hiç başlamamalıydı. Beni dün gece en çok ne üzdü biliyor musun Ada? Ne böyle pazardan sebze alır gibi kapıya dayanmaları. Ne o Berme Hanım'ın tavırları. Beni... Bora'nın bir tek lafı yıktı. Geçen gece bizim evde birbirimizi ne kadar sevdiğimizi söylemiyor muyduk dedi. O laf beni yıktı Ada. Sana olan güvenimi yerle bir etti. Teyze. Teyze deme bana. Nergiz'im şekerim falan çıkacak şimdi ha. Ne olacaksa olsun şekerime. Ne olacaksa olsun aslan. Ölseydim daha iyi ya. Bu yalanları duyacağıma ölseydim ben keşke. Sen nasıl söyledin o yalanları? O evden nasıl kaçtın geldin de burada bize uyuyor numarası yaptın? Ben biliyordum. Hepimizi ayakta uyuttun sanki. Ben biliyordum. Ne? Ben söyledim ona. Dedim ki ben teyzen orada olduğunu sakın bilmesin dedim. Sen nasıl söylersin böyle bir şey Yasemin? Söylerim çünkü ben artık Ada'nın daha fazla mutsuz olmasını istemiyorum abla ya, istemiyorum. Ama böyle çok mutlu oldu çünkü Ada. Çok mutlusun değil mi? Ya ben anlamıyorum ya, ben gerçekten anlamıyorum. Aslan anlayamıyorum. Ya sen bu çocuğu bu kadar seviyordun madem. Bize bu yalanları söyleyecek kadar seviyordun. Niye dün gece o zaman hayır dedin evlilik teklifine? Evet desem razı olacak mıydın sanki? Olmazdım tabii. Olmazdım. Ben razı olmam diye mi hayır dedin Ada? Ha? O da var. Ne o da var? O da var, bu da var, şu da var. Ne var Ada, ne
istemiyorum o şirkette çalışmanı. Gitmeyeceksin oraya bir daha. Tamam, gitmeyeceğim. Çalışmayacağım zaten. Bugün istifa etmeye gidiyorum. İstifanı da kargoyla yolla artık. Öyle olmuyor teyze, benim gitmem lazım. Ben götürürüm. Ben kızı götürürüm, istifa ettiririm. Sonra da alır, eve getiririm, olur mu abla? Oldu mu? Sen götürürsün ha? Hı hı. Sanki sana çok güveniyorum da. Bir suç ortağı. Tamam. Tamam, ben istifa ediyorum. Bir daha da şirkete adımımı atmıyorum teyze. Git. Git, gözüm görmesin seni. İkinizi de. Ah abla, ah. Ah. Gör bunları. Sinirlendiği için öyle, ne dediğini bilmiyor. Şey yapma. Ada kabul etmemiş ha? Ah Tuğçe, sorma. Büyük bir badire atlattık. Fakat Ada'nın oğlumu refüze edişinin sebebini çok merak ediyorum. Şimdi teyzeleri ve eniştesini anlıyorum, tuhaf insanlar da. Ada'dan oğlumun evlilik teklifini reddetmesini hiç beklemezdim. Aklı başına geldiyse demek. Ha, öyle herhalde. Bora nasıl? Berman teyze iyi mi? Bora hiç beklemediğim kadar iyi. O skandal hareketlerden sonra... Gerçekler çocuğumun yüzüne bir tokat gibi çarptı belli ki. Huzur içinde hep birlikte eskisi gibi kahvaltı ettik. Ay, sanki o insanlar hayatımıza hiç girmemiş gibi. Bu sizin için bir milat olsun Berman teyzeciğim. Olsun Tuğçe. Senin için de olsun. Sana ne dediğimi hatırlıyor musun? Araf'taki bir insanı... Melek de kapabilir, şeytan da. Tuğçe. Hadi göster kendini. Hiç merak etmeyin. O iş bende. Oh. Ah, ah kız. Ne dişlerimiz vardı değil mi? Düş işte teyze. Uyanmamız gerekiyordu bir yerde, uyandık. Ada kız, sen gerçekten şimdi ciddi ciddi yani işten çıkacak mısın? Bu kadar şeyden sonra nasıl kalayım? Hayır yani ben kalmak istesem bile beni kim tutar? Ha? Kim ister, Tuğçe mi? Tuğçe var ya, şimdi beni kovarken söyleyeceği lafları düşünüp düşünüp keyiften dört köşe oluyordur. Bora desen, yüzüme bakmaz zaten. Ada, kız sen bugün o söylediklerinde ciddi miydin ha? Sen gerçekten sevmiyor musun bu oğlanı? Sevsen de ne fark eder teyze? Ne yapacaksınız şimdi? Birbirinizi görünce nasıl davranacaksınız? Allah kahretsin. Aç camı, aç. Aa. Aç camı, aç. Açtım, açtım. Ne yapıyorsun sen? Hem gaza basıyorsun hem yol veriyorsun. Nasıl olacak? Ben de size aynısını soracaktım. Bora Bey, ağzımdan ağzınızda be. Buyur geç. Buyur geç. Yok yok, siz geçin. Siz geçin. Yıkacağız sizi. Buyurun, buyurun. Bayanlar öncelik. Buyur geç dedim sana. Hadi. Bayan değil, hadi. Aa, bismillah. Ada, kız ne oluyor? Ayıp oluyor ama ha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun benimle? Kadınlara öncelik demediniz mi? He? O ne demekti? Buyur geç demek değil mi? Estağfurullah, dükkan senin demedin mi? Bu ne demek? Buyur geç demek değil mi? Allah'ım. Allah'ım, sen bana sabır ver yarim. Adam. Sen bana sabır ver ya. Ada dedim. Cihan, bakar mısın? Gel 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 gel. Gel. Şu Ada Hanım'ın küçük sarı faresini park edebilecek bir yer bulursa Ada Hanım, benim arabayı da müsait bir yere park edersin, tamam mı? Hadi sana emanet. Cihan! Bora Bey'in şu kazuletini park ettikten sonra benim gariban girişime de bir yer buluver, tamam mı? Eyvallah, sağ ol. Cihan, ben de araba yok koçum, hadi. Buyurun, siz önden geç. Buyur. Siz buyurun. Geç. Siz geçin. Geçebilirsin Ada. Geçeyim bari.
kampa girdik. Farkında mısın? Hep öyleydi zaten. Pardon da neymiş o hep öyle olan? Çarptı. Elektrik yüklüsünüz maşallah. Ya şimdi asansör durursa? Ya asansör durursa? Umarım olmaz. Umarım olmaz. Her şeyi, Tuğçe'yi falan unutur, sarılırım boynuna. Allah'ım sen yardım et. Herkesin önlemeni reddettiğini unuturum falan. Allah yazdıysa olsun. Oh ya, şirket gözüme bugün ayrı bir güzel gözüküyor. Tövbe tövbe tövbe. Dün olanlardan sonra ne yüzle buraya geliyor bu ya? Hem de Bora'yla aynı asansörde. Sen hiç mi korkmuyorsun ya Rüzgar'la olan aşkını patlatacağım diye? Ah be Rüzgar, senin yüzünden elim kolum bağlandı ama ben sana yapacağımı biliyorum. Ben sana yapacağımı biliyorum. Elveda bahtımın kara yazısı. Ada işten çıkınca bir daha asla göremem seni. Bana öyle bakma kurabiyem. Uydum Selin'in aklına girdim bir yola. Hepsi seni sonsuza kadar görmek için. Günaydın. Günaydın. Sen de mi buradaydın hiç fark etmemişim. Fark etmedin beni. Aklım neredeyse artık. Artık neredeyse. Neredeyse nerede? Bu seni hiç ilgilendirmez. Ben sana baht dedim, sen bana bay dedin. Biz de zaten adayla buraya herkese bay bay demeye geldik. Nereye gidiyorsunuz? Bak sen söylemezsen ben öğrenirim. Bora adayı istemeye geldi. Bizim Bora. Doğru söz. Baba adı Zafer ve ana adı Belma. Ta kendisi. Ailecek geldiler. Geldiler ama bizim kız istemedi. Tabii. Kısmet böyle şeyler. Bilirsin. Kısmet. Ada ile işten ayrılmaya geldik. Yani daha doğrusu ada işten ayrılmaya geldi. Ben zaten geçici olarak gelmiştim buraya biliyorsun. Olmaz. Hiçbir yere gidemezsin. Ada buradan ayrılamaz. Bal gibi de gideriz. Bal gibi de işten ayrılır ada. Daha sonra da evimize, yuvamıza, Bursa'mıza döneriz herhalde. Yasemin'cim, bu ara aile haritanız mühim kararlar almak için uygun değil. İstiyorsan gel haritana bir bakalım. Aa, sevgilin kızmasın sonra. Kim? Kimse kızamaz bana. Kimse benim işime de karışamaz. Ama bu hayat memat meselesi. İstersen gel bir haritana bakalım. İyi madem. Gidelim bakalım. Haritama. Ne hale getirdi burayı ya? Gözümün önündeki bu tehlikeye nasıl seyirci kalabildim ben? Tuğçe? Efendim? Bugün yanına hiç yaklaşılmaz bomba gibi. Adanın yüzünden. Nasıl yıprattı çocuğu? Yapmadığını bırakmadı ki. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Senin de yapabileceğin bir şey yok Tuğçe. Çünkü Bora adayı sevmeyi tercih etti. Etti evet ve ne hale geldi? Artık o da onu gerçekten sevenin kim olduğunu görecek. Hala umudun var diyorsun yani. İsterse bağırsın, çağırsın yine de konuşacağım. Ve izin verdiği müddetçe de yanında olacağım. Hadi bakalım. Belki bir umut yarabanda olursun. Ah Ada ah. Hadi kaldır kafanı işten de bir kahve içmeye gidelim. Teşekkür ederim ama gördüğün gibi yoğunum Tuğçe. Olanları duydum ve çok üzüldüm ben. Bence sen de artık olanlara üzülme. Hele ki Ada için. Tavsiyelerin için teşekkür ederim Tuğçe. Sağ ol. Ben en başından beri zaten o kızın başımıza bir iş açacağının farkındaydım.
Sana bunu nasıl yapar ya? Hem senin hem de onun ailesinin önünde bir de. Tuğçe, ben bu konuyu kapattım. Sen de kapat. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Kapattık kesinlikle. Güzel. Zaten zararı neresinden dönülse kâr ya. Bir de yüzük taktıktan sonra bu gerçek yüzü ortaya çıksaydı düşünemiyorum yani. Tuğçe, hadi sen işinin başına geç. Yapacak işlerin vardır senin. Tamam. Kafanı bulandırma, tamam mı? Hadi. Bana bir ihtiyaç olursa odamdayım o zaman. Sana ihtiyacım olursa haber veririm Tuğçe. Teşekkür ederim. Tamam. Hayatım, demek seni istemeye geldik sandın ha? Ya yok canım, öyle heveslisi olduğundan değil de aşkım işte adı öyle deyince ne bileyim. Yani hevesli de olabilir insan. Öyle de olabilir yani. Bu şey hayatım, Ada Bora'yı habersiz geldiğimiz için mi reddetti? Yani aşkım, benden habersiz halim karşısına çıkan adamı ben de reddederim şimdi. Ha öyle oldu, süreç öyle işler diyorsun yani. Yani başka ne olacak ki? Aşkım sen de çok fenasın ha. Haber falan vermiyorsun. Dımdızlak kaldık öyle ortada. Hayatım ne yapayım? Bora buradan kolundan sürükleyerek götürdü ya beni. Orada söyledi işte sürpriz yapacağım falan dedi. Ben de şey yapamadım yani, bir anda söyleyemedim sana sürpriz bozulmasın diye. Ama yani Ada'nın da herkesin içinde reddetmesi biraz ayıp olmadı mı? Yani aşkım şimdi şöyle. Ada evlilik teklifini herkesin içinde duyarsa Bora da reddedildiğini herkesin içinde duymak zorunda kalır. Ha, öyle olur diyorsun yani, o anladım. Bora yine böyle buz kesmiş. Böyle kapkata oturuyor. Hiç yani ifade yok, mimik yok, hiçbir şey yok. Oturuyor öyle. Ada nasıl? En azından bir karar verdi. Hayatım diyorum ki acaba bunları yine böyle bir oyun yapıp, bir şey yapıp, tezgah kurup barıştırsak mı? Bir lafın bitmeden hayır diyorsun, getirsek mi dedim daha. Yok aşkım, biz hiç karışmayalım. Bak işin içine aileler de giriyor. Karışalım, karışalım ya. Karışmayalım aşkım. Bu sefer kendileri halletsinler. Ya da halledemesinler. Yani Ada'yla buraya efsanesi bitti mi diyorsun? Şimdi bitti değil mi yani? Evet, bitti. Belma teyzeyle konuştum az önce. Aferin sana ya. Harikalar yaratmışsın. Ben önce bir ben düşüneceğim falan deyip yalnızken reddedersin diyordum da. Sen baya baya herkesin içinde queen'sin. Tuğçe Hanım, istediğinizi aldınız. Daha fazla konuşacak bir şey yok. Ben buraya istifam vermeye geldim. Arkadaşlarla vedalaşmak için geldim. Yani arkadaşlar derken içeridekileri kastediyorum. Çok iyi. Gerçekten çok sevindim. Seni kovmak zorunda kalmayacağım için gerçekten çok mutluyum. Haliyle yani senin de daha fazla burada çalışacak yüzün yoktur diye düşünüyorum. Senin bile yoktur yani. Değil mi? Rüzgar'ın ilk aşkın olduğunu saklayıp aynı şirkette çalışmak falan. Dur bakayım ya, başka ne vardı? Ha bir de şey vardı bak, o çok güzel. İdeal kadın diyerek güya Bora'yla beni bir araya getirmek için Bora'yla konuşman ama alttan alta ona yürümen. Yüzsüzlüğün bir limiti var değil mi Ada? Bitti mi Tuğçe Hanım? İçinizdeki zehri kustunuz mu? Benim için bitti çünkü, yeter. Gidişin hiç kimse için kayıp değil Ada. Bu şirketin hiçbir zaman sana ihtiyacı olmadı. Bora'nın da sana hiçbir zaman ihtiyacı olmadı. Benim de artık ideal kadın dolaplarına ihtiyacım olmayacak. Güle güle Ada. Güle güle. Kuzen konuşmayacak mısın hiç? Konuşacak bir şey yok Ali. Nasıl konuşacak bir şey yok? Yani dün yaşadıklarımızdan sonra yani neden böyle oldu? Aşık olduğun kadın seni niye reddetti? Bunları hiç merak etmiyor musun? Etmiyorum Ali. Merak etmiyorum, tamam mı? Nasıl merak etmiyorsun? Robot musun sen? Hayır Ali. Sadece mantığı duygularına söz geçirebilen bir insanım. Beni istemeyen bir kadını ben neden istemiyor diye sorgulamam. Ve beni istemeyen bir kadının asla yasını tutmam. Bana göre değil. Tamam mı? Yani düşünce doğru aslında. Tabii yani bu... Kuzen, sen benim aklıma da girmeye başladın. Ben gidiyorum.
Ben sonuçta aşk insanıyım ya, o yüzden diyorum. Yani mantık falan benim kafa karıştı. Doğru dedirtiyor ya bana. Etkiliyor yani düşüncesiyle. Ha? Ada? Kızım neredesin? Öldüm meraktan ya. Telefonlarına da bakmıyorsun. Neredesin? Ne yaptın? Nasılsın kankam? Teslim olmuş. Yenilmiş. Kötüyüm yani. Ah be kızım ya. Konuşabildin mi bari Tuğçe'yle? Konuştum. Daha doğrusu o benimle konuştu. Benim ne kadar yüzsüz olduğumdan falan bahsetti. Bir dakika ya. Asıl yüzsüz olan o. Ya onu sevmeyen bir adam için yaptıklarına bak. Ben Tuğçe'ye hiç kızmıyorum ki. Günün sonunda herkes hak ettiğini yaşıyor. Demek benim yalanlarımın karşılığı da buymuş. Orayı kaybetmek. İşimi kaybetmek. Bir dakika. Ayrılıyor musun? Burada kalmam için hiçbir sebep yok artık. Olur da yok zaten. Nasıl kalayım? Senden sonra ben de kalmam burada. Saçmalama Selin. Sen kalıyorsun. Seninle ne alakası var? Hem Ali bırakmaz ki seni. Bana bir kahve yapar mısın? Ne bu şimdi kanka? Veda kahvesi mi? Bora'ya götüreceğim. Ama dediğin doğru. Veda kahvesi. Yapmasan mı sesim? Bak Bora'dan uzak durman gerekiyor biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum ama onu görmem lazım. Muhtemelen bu onun son görüşü. Hayırdır? Ki senin hayırla bir işin olmaz. Ne işin var senin burada? Bunu getirmek için gelmiştim. Ne bu? Kahve. Ne kahvesi? Her zaman içtiğiniz kahve. Ne kahvesi diyorum Ada? Özür kahvesi mi? Pardon Bora Bey. Özür dilememi beklediğinizi sanmıyordum. Düşünmemiştim. Sen hiçbir şey düşünmüyorsun. Hiçbir şey fark etmiyorsun zaten. Veda kahvesi. Afiyet olsun. Veda kahvesi. Öyle mi? Çok iyi düşünmüşsün. Çok iyi akıl etmişsin. Bravo. Boşa kürek çekiyorduk zaten. İyi yapmışsın. Bence de öyle. Kahve her şeye rağmen veda kahvesi. Afiyet olsun. Ada! Bekle. Efendim? Bora Bey, Ferhat Bey sizinle görüşmek istiyor. Tamam. Bağla Pırıl. Alo. Alo, merhabalar Ferhat Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Buyurun. Hı-hı. 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 Evet. Öyle mi? Öyle mi? Yok, yok. Şaşırdım sadece. Şaşırdım sadece. Çok sevindim ayrıca. Çok da sevindim. Tamamdır. Tamamdır o zaman. En yakın zamanda bekliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beklemeye devam et. Pırıl, Tuğçe'ye söyler misin? Hemen odama gelsin. Çok acil. Teşekkürler. Ben de çıkayım. İşten ayrılıyorum. Umarım bundan sonra her şey istediğiniz gibi olur.
Hoşçakalın. Kal. Kal oda. Gitme. Ne görüyorsun? Yalnız bölmezsen sevinirim. Şu anda gönül gözümle görüyorum. Pardon hocam. Bir daha rahatsız etmem sizi. Yasemin, bu karardan dönmezseniz çok büyük bir felaket kapısı aralanacak. Canım yani her gecenin bir sabahı vardır. Yani sonuçta bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Damlaya damlaya göl olur dede tam olsun. Ne? Yok bir şey. Gidemezsiniz diyorum. Aa, niye gidemeyecekmişiz canım? Bizi burada tutan bir şey mi var? Açılar. Ay hanesinin açılarıyla güneş hanesinin açıları şu anda çarpışır durumda ve bu çarpışmada belirsizliği doğurur. Maşallah, Allah ananı babanı büyütsün. Yasemin, durum ciddi. Bu belirsizliğin içinde ani kararlar almanız hiç doğru değil. Tabii, siz bizden daha iyi bilirsiniz ani karar almanın nasıl bir şey olduğunu Evren Beyciğim. Yalnız bu ada için de geçerli. Kuzum benim ya. Tamam yani ablam istemiyordu bu işi ama hani böyle herkesin içinde Bora'yı reddetmesi falan. Hani ne bileyim, hani niye böyle bir şey yaptı ya, benim aklım hiç almıyor bunu. Az önce bir telefon aldım. Görgün ailesi her sene kültür sanat sektörü için düzenlediği ödül törenine bu sene yeni bir kategori daha eklemiş. Aa harika. Da bunu niye adanın önünde konuşuyoruz onu anlayamadım. Lafımı bitirmeme izin verirsen anlayacaksın Tuğçe. Görgü kurallarına giriş 101. Mırıldanma. Bir şey söyleyeceksen mırıldanmayacaksın. Mırıldanmadım. Evet Boracığım sen devam et. Yeni bir kategori eklenmiş diyordun. Bahsettiğim Görgün ailesi sosyal medya içerik üreticilerine de ödül vermeye karar vermiş bu sene. Biz de en iyi sosyal medya yazarı dalında adayız. Aa. Aday kim? İkiniz. Nasıl yani? Nasıl yani? Hayır yani iki aday nasıl olacak? Şimdiye kadar böyle bir kategori olmamış. Ben geldim oldu yani. Bu tesadüf mü? Sen geldiğin gibi gideceğin için hiçbir şey tesadüf değil. Görgün Vakfı ikiniz de aday göstermiş. Benden de ikinizden birini seçmem isteniyor. Hı. Hatırlatmak isterim ki ben bu portalın en çok tıklanan yazısını yazdım. Ben de bu portalın baş editörüyüm. Ve sık sık unuttuğun için sana büyük harflerle hatırlatacağım. Sen gidiyorsun. Madem ödül alacağım, gitmiyorum. Gitmiyorum, kalıyorum. Burada kariyerim söz konusu. Buna sen değil, ben karar veririm. Ki ben de seninle aynı fikirdeyim. Aklın yolu bir. Madem şirketimden bir yazar ödül alacak, süreç tamamlanmadan ayrılması hoş olmaz. Değil mi? Peki kimi seçeceksin, kim aday olacak? Bu seçimi ben yapmayacağım Tuğçe. Her zaman gibi okurlarımı seçecek. İkiniz de bir yazı yazacaksınız. Portala yükleyeceğiz. En çok beğenilen, en çok tıklanan yazı aday olacak. Umarım bu sefer herkes kendi yazısını yazar. Kendi kendine kendi yazısını yazar inşallah bu sefer herkes. Şuradan şöyle bir rüzgar mı esiyor ya? Şöyle kapıdan pencere açık kalmış galiba, cereyan yaptı, bir rüzgar esti. Yo, hava güzel, gayet esmiyor. Gayet iyi bugün hava. Saçmalamanız bittiyse sadece iki gününüz var. İkinizin de ortak bir konuda yazmasını istiyorum, tamam mı? Tamam Boracığım ama konuyu sen seç lütfen. Çünkü ben bu bireyle çalışmak istemiyorum. Ay ben çok meraklıyım seninle mesai yapmaya, zengin gibi bireyle. Arkadaşlar, ben şartları söyledim. Adaylıktan çekilmek isteyen çekilebilir. Ki bu benim için daha kolay olur. Aa, tamam, sen bilirsin. Tamam. Sen öyle diyorsan. Peki. Kolay gelsin. Yolumdan çekilirsen geçeceğim. Ada sen kal. Tuğçe. Rica etsem çıkarken kapıyı kapatır mısın? Kurtulamıyorum bundan.
Sultanım. Ay. Ne? Sizinle konuşmam gerekiyor da. Ne konuşacaksın? Sessiz ol biraz. Haritanıza bakmamız lazım. Yani böyle aşkı mevzular. Tamam, neyse, ben sonra öğrenirim. Hadi gidelim. Hadi. Bora, biliyorum sinirlisin. Ben dün olanlar için çok özür dilerim. Siz! Siz diyecektin galiba. Anlamadım. Madem bu şirkette çalışmaya devam ediyorsun, önce düne, hatta son böyle sünger çekeceksin ve bu şirketteki çalışanlar gibi sen de sadece işini yapacaksın. Ama dün olanlar... Dün olanlar bana sadece ne kadar haklı olduğumu gösterdi. Ada. Haklı olduğumu? Evet, haklı olduğumu. Ben başından beri, en başından beri aşk diye bir şeyin olmadığını söyledim. Ama sen de her defasında itiraz ettin. Dün olmasaydı eğer ben de haklı olduğumu öğrenmeyecektim. Teşekkür ederim. Benim için çok iyi bir tecrübeydi. Senin için tüm bu yaşananlar sadece tecrübe miydi? Bu mu? Ya da bir deney diyelim, daha doğru olur. Sen çok ısrarcıydın aşk konusunda. Yok yazarlar, yok efsaneler. Kaptırmıştın kendini. Bana aşkın olmadığını ispat ettin yani. Öyle mi? Hepsi bu mu? Bu. Hepsi bu. Sana şirketteki ve hayatımdaki yerini anlattığımı sanıyorum. Senin de anladığını umuyorum. Ben kararımı değiştirmeden çık odamdan, işinin başına. Aa, Ada. Selin. İyi misin sen? Hayalet görmüş gibisin. Ne oldu, ne dedi Bora Bey? Ver şunu. Gitme dedi. Bir dakika. Dün olanlardan sonra. Kızım affetti mi seni? Bora artık benim tanıdığım Bora değil. Nasıl ya? E niye kaldısın o zaman? Bir ödül aday gösterilmişim Tuğçe ile beraber. O sonuçta ne kadar kal dedi, ben de kabul ettim. Ödül için kalıyorsun yani. Başka ne olacak Selin? Bora'yı kaybetmemek için olabilir mi mesela? Ya da Bora'yı Tuğçe'ye kaptırmamak için? Saçmalama Selin, ne alakası var? Kızım, ne demek ne alakası var? Ada, bak, sen hayatımda gördüğüm en güçlü insanlardan birisin. Ayrıca tabii ki hayatın ve aşkın için savaşacaksın ya. Seninle gurur duyuyorum, her şeyin üstesinden gelirsin. Neyseniz tamam. Bunların hepsi aramızda kalacak, tamam mı? Teyzeme falan söylemek yok. Tamam tamam, merak etme sen. Tamam. Ay, Sultanım, çek bakalım bir kart. Tam da tahmin ettiğim gibi. Neymiş o tahmin ettiğin? Sultan, görüyor musun bunu? Görüyorum Evren ama anlamıyorum yani, benim için bir şey ifade etmiyor. Büyücü bu büyücü, hırsı, arzuyu temsil ediyor. Evet, bu kartı seçen kadın güveniyle tüm dağları, tepeleri yerle bir eder. Bu da çok önemli. Dikkatli bak sultanım. Bakıyorum, evet. Ne bu? Karşındaki erkeği elde edebilmek için yapacağı tüm hamleler tek tek karşılık buluyor. Hı, bana bunlarla gel ya. Başka ne diyor kartlar? Hı. Bu da çok önemli bir kart. Sultanım, talih kuşu senin tepende dönüyor, dolaşıyor. Sen bir zafer kazanmış gibisin. Kazandım. Kazandım mı? Durmaya da hiç niyetim yok. Hiç anlatmıyorsun. Anlat bakayım ne oldu?
Bir ödül töreni var. Tek aday olabilmem için adayı ekarte etmem lazım. Ama ben de bir şey zannettim. Sen koskoca Tuğçe Dikmez pabuç bırakır mısın onlara? Şu kazandığın zaferi anlat bakayım. Tam da tahmin ettiğim gibi. Ne olmuş? Tuğçe'nin parmağı var bu işte. Ne? Ne demiş? Ne yapmış da vazgeçirmiş kuzumu bu oradan? Yasemin, ben de tam olarak bunu öğrenmeye çalışıyorum. Ama sen hiç merak etme. Ben bu işin peşindeyim. Hadi görüşürüz. Hadi. Oo, hayırlı işler. Öyle duygular bir anda bitmiyor Selin Hanım. Helal be Yasemin abla, sonunda anladın. Duygular bir anda biter mi zaten? İnsan kalbine söz geçiremiyor Selin, değil mi? Öyle vazgeçmek kolay değil. Ya insan aşkından vazgeçer mi hiç? Peki Ada neden vazgeçti Bora'dan? Bilmiyorum. Hı? Sen bilmiyorsun. Sen Selin bilmiyorsun, öyle mi? Ha? Evren dedi ki Tuğçe'nin bir parmağı varmış bu işte. Yasemin abla, ben sana mesaj demeyeyim mi? Çok iyi demlerim. Selin! Otur şuraya. Dökül. Tehdit etti. Ne? Neyle tehdit etti benim kuzumu? Bora'dan uzak durmazsa ilk aşkının rüzgar olduğunu söyleyecek. Ya. Ya burada oturup seninle fikir tartışacak değilim. Kur'an çekip öyle seçelim. Yani Tuğçe Hanım, kura çekmeye ne gerek var? Ben şimdi size en iyi konuyu bulacağım. Ben buluyorum. Hadi bul. Mesela evlilik aşkı öldürmez ama çocukları yaralar. Ne bu şimdi? Çok saçma bir konu. Sevire kendimizi açmak mümkün mü? Demode. Aşkla akıl aranır mı? Ha, bu iyi. Çocuk muyuz biz? Çocuk muyuz? Aşk her şeyi affeder mi? İlişkilerde affetmek ne kadar işe yarar? Arkanı dönüp gitmek olur bence en işe yarayan ilişkilerde. Tamam, tamam, tamam Tuğçe Hanım, kura çekelim. Hazır mısın? Çekiyorum. Hadi hadi, iyice, iyice. Blind date. Bu blind date, bu Bora Bey'in gizli gizli çıktığı randevu şeysi değil mi bu? Ta kendisi. Yine adrenalin, yine heyecan, yine maceralar. Yuttu vallahi. Fırsatın varken kaçacaktın kızım. Hayatta olmaz. Neden Bora? Bu konu çok ses getirir. Ayrıca sen bütün yazılarını bu konu üzerine yazıyorsun zaten. Tanımadığın kadınlarla randevulaşıyorsun. Biz de cinsiyet algılarını tersine çeviriyoruz ve bir erkekle randevuya çıkıyoruz. Çok mu istiyorsun sen? Çok mu istiyorsunuz bir erkekle randevuya çıkmayı? Çok. Ada, iyi ki bizimle kaldın, aramızda kaldın. Yani seviyoruz bu ateş tellerini böyle. Sen karışma Ali. Rica ediyorum, karışma. Ada'yı göndermen lazım. Arkadaşlar, hiç uzatmaya gerek yok. Bu konuyu kapatalım çünkü ben o randevulara kendi rızamla çıktım. Şimdi şirketimden bir kadını, şirketinden herhangi bir kadını sırf bir ödül için ne diyor belirsiz bir adamla aynı masaya oturtmam. Oturtamam. Ya, sadece iki gününüz var. Size daha önce de söyledim. Daha mantıklı fikirlerle gelmenizi bekliyorum sizden. Blind date yazılarını da bana bırakın. Toplantı bitmiştir. Kolay gelsin. Yani ne blind date'miş ya? Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Kesinlikle blind date hakkında yazıyoruz. Ah Ada, bu kadar kolay tahmin edilebilir olman bütün heyecanımı yok ediyor. Gazı kaçmış içecek gibi. Rekabetin hiçbir anlamı kalmıyor.
Ben göstereceğim size yazı nasıl yazılır. Bu şirketin adayı ben olacağım. Görecek. Herkes görecek. Alo. Ada Tözün'le mi görüşüyorum? Evet, evet benim. Ada Tözün. Tekrar hatırlatmak istedim. Boşanma davanız 3 gün sonra Perşembe günü. Biliyorum, biliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Ne işin var burada senin? Kusura bakmayın Rüzgar Bey. Buraya gelirken randevu almam gerektiğini bilmiyordum. Sen ne demek istediğimi çok iyi anladın. Neden hala buradasın? Onca olanlardan sonra neden buradasın? Seni zerre kadar ilgilendirmez. Ada, ne yapmaya çalıştığını gerçekten anlamıyorum ama... akşam burayı reddederek akıllıca bir şey yaptın dedim ama şimdi burada olman yani... Bana diyene bak. Senin o koltuğa nasıl oturduğunu hepimiz biliyoruz Rüzgar. Hepimiz. İşten ayrılmıyorum Rüzgar. Yazımı yazıyorum. O ödülü de alıyorum. Sen ne hakla benim hayatıma karışıyorsun? Ben senin kocanım. Sen benim hiçbir şeyim değilsin Rüzgar. Biz sadece kağıt üstünde isimleri yan yana olan 2 yabancıyız. O da 3 gün sonra bitecek. O ne demek? 3 gün sonra bitecek ne demek? Boşanıyoruz demek. Bir daha tekrarlayayım mı? Boşanıyoruz. İstediğin kadar tekrarla, senden boşanmayacağım. Bana bak, daha az önce avukat aradı. 3 gün sonra mahkememiz var. O mahkemeye gidiyoruz ve bu saçmalığa son veriyoruz, tamam mı? Tamam, tamam hayat. Mahkemeye geçerken seni ben mi alayım yoksa teyzem ve eniştenle mi gelmek istersin? Rüzgar, beni bir daha sakın tehdit etme, sakın. Sen zararlı çıkarsın. 3 gün. 3 gün sonra her şey bitecek. 3 gün sonra senden kurtuluyorum Rüzgar. Özlemişim. Evet, şimdi bir kullanıcı adı bulmak lazım. Ne olsa ne olsa dalgaların sesi. Suyun sesi. Sesin gücü. Ne bunlar ya? Dalgaların gücü. Film geldi aklıma da film izledim ben. Filmden. Damgaların gücü. Bakalım kimler varmış burada? Ay, nasıl seçeceğim ki ben? Mesaj. Sedat 009. Selam, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyidir. Görelim bakalım neler olacak. Umarım buralardasındır avcı. Selam. Nasılsın? Uzun zamandır blind date yazısı yazmamıştım. Şaka mı bu? Selam mısın? Hadi Bora, hadi. İyiyim, sen nasılsın? Yes! Kız Tuğçe. Aferin sana, kimse durduramaz seni artık. Hadi Sedat, hadi. Sen bana bu ödülü aldıracaksın canım benim, hadi. Yazıyor. Sedat yazıyor. Hadi yaz Sedat.
Görüşsek mi? Yarın? Yuh! Yarın ne ya? Bugün deseydin bir de. Yarın olmaz. Ertesi gün. Anlaştık. Böyle mi kazanacaksın bu olayı? Ne oldu yine? Ada gitsin, evinde aday olsun. Sen adayı iyice rakip belirlemişsin. Rekabetten de zevk alıyorsun, belli. Alakası yok. Kazanan belli. Öyle mi? Bana pek öyle gelmedi. Yani senin gibi zeki bir kadının bu durumu idrak edememiş olması biraz saçma. Gidecek olan ödül için kalmaz. Gönderecek olan da bahaneler aramaz. O ödül umurumda mı zannediyorsun? Değil mi? Değil. Benim ödülüm Bora. Ve adayı alt edip onu kazanmama çok az kaldı. Nasıl? Bora'yı ideal kadınla tanıştırarak. İdeal kadın mı? İdeal kadın. Ha doğru. Sen o hikayeyi bilmiyorsun değil mi? Anlat. Dinliyorum. Sen karışma. Affedersiniz efendim. Alışkanlık. Burası mı hayat? Evet hayatım burası. Ferhat Görgün'le Şirin Görgün'ü tanıyorsunuz değil mi? Evet. Evet, hatta geçen gün evliliklerinin 41. yıl dönümüydü. Her yerde boy boy resimleri vardı. Adam şehrin her yerindeki billboardlara seninle 41 yıl daha diye ilan etmişti. Ne aşk ama. Ne aşk ama. Ne varsa eskilerde var. Aşkın kıymetini biliyorlar tabii. Daha mı çarptınız? Hayır. Ne alakası var? Niye her şeyi üstüne alıyorsun? İşine bak, fazla konuşma. Ödül vermek için sizden birini seçmemi isteyen Görgün ailesi birazdan burada olacak. Pırıl, gel. Bora Bey, iki yaşlı insan geldi sizi görmek istiyor. Beni deniyorsunuz galiba. İki yaşlı insan bizi görmek istiyor ha, öyle mi? Peki bu iki yaşlı insanın bir ismi cismi var mı? Var. Ya, yani? Yani dediniz. Yani dedim. Söylesene Pırıl. Pırıl'cığım söyle artık hadi. Ferhat ile Şirin. Çok güzel. Bu kızın zekası beni benden alıyor. Mırıldanma Ada. Mırıldanmadım, direkt söyledim size. O zaman sus. Bora Bey şimdi geliyor. Hah. Ferhat Bey, Şirin Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Tuğçe Hanım, bu şirketin ortağı, kendisi bu şirketin baş editörü ve ödül gösterdiğiniz adaylardan biri. Ay ne çok şeymişim ben öyle ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Boracığım ben iznini isteyeyim. Hem senin hem de misafirlerimizden izin isteyeyim ben. Yetiştirmem gereken bir iş var da bazen gün keşke 36 saat olsa diyorum. Hiç çekilmezdi. Anlamadım. Gün diyorum, 36 saat olsa hiç çekilmezdi. Yani. Ha. Doğru. Hadi bakalım. Tamam. Ben gittim o zaman. Lütfen, biz yokmuşuzdur. Ada Hanım da? Ada sizsiniz demek. Evet, ben epey bir süredir adayım. Gereksiz şakaları dışında çok iyi bir çalışanımdır kendisi yapmak. Herkes espriden anlayacak diye bir şey yok değil mi? Zorlamamak lazım, boşverin siz. Zorlamak mı, ben mi? Öyle şeyler asla yapmam ben. Zorlamazsınız siz, asla zorlamazsınız. Niye zorluyorsunuz ki? Ferhat Bey, Şirin Hanım, odama mı geçecek bize de? Buyurun. Rahatsızlık vermeyelim. Yok yok, o kendi rahatsızlığı. Sizlik bir durum yok. Şirin kendisi gelmek istedi. Sosyal medyaya çok meraklı. Tabii bizim zamanımızda böyle sosyal medya falan yoktu. Geleyim, yerinde göreyim dedi çalışırken. Doğrudur. İyi yapmışsınız. Tabii doğal ortamında görmek lazım. Kendi habitatında görmek lazım bir de. Sen var ya sen. Tam da düşündüğüm gibisin.
Odama geçelim mi artık? Buyurun. Buyurun, buyurun Önder. Buyurun. Evet Şirin Hanım, Ferhat Bey tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne ikram edelim size? Ne istersiniz? Bir kahve içerim ama. Ama benim yapmam lazım kahveyi. Anlamadım Şirin Hanım, nasıl sizin yapmanız gerekiyor? Benim kocam sadece benim elimden kahve içer. Bakın çocuklar, biz dünyanın her tarafını gezdik. Ama nereye gidersek gidelim, kafe olsun, restoran olsun, biz orada izin alırız, Şirin girer içeriye ve benim kahvemi yapar. Ben başkasının elinden kahve içemem. Vay be. Vay be. Vay ki ne vay. Vay ki ne vay. Gerçek aşk, yani gerçek olan aşk böyle bir şey yani, öyle mi? Bora Beyciğim, hani siz aşka inanmıyordunuz, öyle, öyle diyordunuz ya, siz aşka inanmıyordunuz. Beni aşka inandıracak şeyler olmadığı içindir aşka inanmayışlarım. Diyelim biz, değil mi? Öyle diyelim. O zaman Şirin Hanımcığım, ben size mutfağı göstereyim, siz kahvenizi yapın. Ne kadar romantik değil mi? Çok, çok romantikler. Zaten Şirin Hanım, hak edene, hak edene her şey yapılır. Hak edene her şey verilir zaten. Ama hak edene. Hak edene diyorsunuz. Hak edene diyorum. O zaman buyurun Şirin Hanım. Ben size mutfağı göstereyim. Hadi. Buyurun. Hadi gidelim ya. Buyurun. Hak edene yapılır. Hak edene. Bu güzel kız senin kız arkadaşın mı? Hayır. Hayır, hayır. Benim kız arkadaşım değil o. Benim niye kız arkadaşım olsun? O benim sadece çalışanım. Yani size öyle gelmiş Ferhat Bey. Ben yanılmışım o zaman. Bana öyle gelmiştir. Evet, evet. Size öyle gelmiş. Bana öyle geldiği gittiği yok küçük hanım. Şurada kadın kadına konuşuyoruz. Benim hislerim çok kuvvetlidir. Sizin birbirinizi sevdiğiniz bakışlarınızdan öyle belli ki. Yakında ortalığı alevler saracak. Yalnız o Tuğçe'yi hiç sevmedim. Benim oyum senden yana. Aa, niye öyle diyorsunuz? Niye sevmediniz? Yani Tuğçe Hanım aslında çok iyi biridir galiba. Yani içinde bir iyilik vardır onu muhakkak. Ama çok içinde. Çok derinde bir deri çıkamadı o iyilik. İşte ben de bu yüzden böyle soğuk soğuk hiç az etmedim. Yani hiç böyle enerjim, elektrik falan hiçbir şey almadım o kızdan. Sevmedim yani. Ama sen başkasın. Çok tatlısın. Ay, teşekkür ederim Şirin ablacığım. Ay. Abla dedim. Diyebilir miyim abla size? Tabii ki diyebilirsin. Teşekkür ederim Şirin abla. Kahve hazır. Hadi sen fincanları hazırla da dökelim. Nasıl olmuş hayatım? Çok şekerli olmuş. Ama içine hiçbir şey katmadım ki. Ama senin elindeydi ya, sen yaptın. İlahi Ferhat. Maşallah, maşallah. Maşallah tabii, maşallah. Bakın çocuklar, size bir şey anlatacağım. Benim adım Ferhat değil. Tevfik. Gerçek adım Tevfik. Tam 41 yıl önce, o zamanlar 20 yaşında, genç bir delikanlıyım. Şirin'i gördüm ve ona aşık oldum. O zaman kendi kendime dedim ki, madem ki o Şirin, sen de Ferhat olmalısın. Ne yaptım? Gittim mahkemeye. Mahkeme kararıyla adımı değiştirdim. Vay be. Vay be. Evet. Sonra yanıma geldi. Dedi ki, benim adım Tevfik değil artık dedi. Adımı değiştirdim. Bana Ferhat de dedi. Ne gerek var dedim. Ben de hemen yapıştırdım. Ben senin için adımı değiştirdim. Peki ya sen benim için soyadını değiştirir misin? O wow. Zaman ben de diyorum ki vay be. Vay be. İşte gerçek aşk. Böyle bir şey. Artık yanisi manisi yok. Gerçek aşk gerçekten böyle bir şey. İkidir dikkatimi çekiyor Bora Bey. Gerçek aşk böyledir deyip duruyorsunuz. Aşk böyledir deyip duruyorsunuz siz. Evet diyorum çünkü öyle. Bak tam karşında duruyor. Gerçek aşk böyle bir şey. Hak edene gerçek aşk verilir. Hak edene verilir ama. Hak edene. Siz Bora Bey'in böyle dediğine bakmayın ikide bir. Aşka zerre kadar inanmayan biridir kendisi. Daha önce de söylediğim gibi. Aşka inanılacak bir şey olmadığı içindir bu aşka inanmayışlarım. Dedim ya az önce. İşte o yüzdendir bu aşka inanmayışlarım. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Aşka inanılacak biri olmasa nasıl inanacaksın değil mi aşka? Bulamazsın. İnanamazsın. Göremezsin. Ama çocuklar öyle demeyin. Bakın. Aşk vardır ve her zaman vardır. Sadece zaman içinde tezahürleri değişir. Hı hı. Anlamadım. Nasıl tezahürler Ferhat? Yani işte merhamete dönüşür, sevgiye dönüşür, dostluğa dönüşür, kadim bir arkadaşlığa dönüşür. Yani aşkımız arkadaşlığa dönüşür öyle mi? 40 yıllık dostuz yani 40 yıllık arkadaşız biz seninle zaten. Ha tabii yani 40 yıldan sonra diyorsun ki onca yıl sonra aşk mı yaşanır? Ha?
göz kenarlarına kaz ayakları inince, tuzluk imtihanından kollar sınıfta kalınca diyorsun. Sonra selülitler alır başını gider, krem brem de kesmez. Bir süre sonra aşk kaybolur gider, öyle mi? Dünya ahiret bacımsın mı diyorsun? Ama aşkım bak öyle demiyorum. Bir süre sonra böyle ağız alışkanlığı aşkım aşkıma dönüşür. Hani arkadaştık, ha? Niye aşkım diyorsun? Hayır, Şirin Hanım. Şirin Hanım, siz bence Ferhat Bey'i çok yanlış anladınız. Ferhat Bey onu söylemek istemedi, yani onu kastetmedi. Emin olun gerçekten. Ne demek istedi Ferhat Bey? 40 yıllık karısı yanlış anladı, siz doğru mu anladınız Bora Bey? Ne demek istediniz siz Ferhat Bey? Anlatın da biz öğrenelim değil mi? Ada, ben bir erkek olarak Ferhat Bey'in ne demek istediğini anladım. O yüzden sizi yanlış anladınız diye şey ettim bence. Tamam, ne? Neyi kastettiniz siz? Sorabilir miyim? Aşk olsun Şirin. Benim hiç ima etmediğim şeylerle itham ediyorsun. Aşk olmasın Ferhat, aşk olmasın. Evet, yanlış anlamışımdır. Tabii ki yanlış anlamışımdır. Bak kızım, yol yakınken geri dön. Ben döndüm. Tabii dönmez mi? Ben direkten döndüm. Çok şükür Allah'ıma kurtuldum ben. Oh, aferin sana. İşte 40 yıl sonra duyacakların, göreceklerin şekil. Bak böyle olur işte. Ya neden saçmalıyorsun sen şimdi? Ferhat abicim, abi diyorum kusura bakmazsınız değil mi? Abi diyebilirim değil mi? Ferhat abicim, sen ne anlatmak istersen de anlamazlar çünkü anlamak istemiyorlar. Yani onlar sadece anlamak istediklerini anlarlar. Senin anlatmak istediğini anlamalarına imkan ve ihtimal yok. Yok, yorma kendini. Yok, gerek yok. Anlatmaya çalışma bile. Öyle mi? İşinize gelmeyince yok öyle demek istemedim. Yok sen yanlış anladın. Tamam, hadi biz yanlış anladık. Bir şekilde biz yanlış da olsa anlıyoruz bir şey. Siz hiçbir şey anlamıyorsunuz. O ne olacak Bora Bey? Yazıklar olsun Ferhat Bey. 40 yıl sonra bir lafla böyle mi ödeşecektik? Bu muydu yani? 40 yıl sonra bir lafı bahane mi edecektim? Bu muydu yani? Bundan sonrasını avukatlar konuşsun. Şirin Hanım. Aa. O da. Şirin abla. Ay, kadın yüzüğü bıraktı. Koş. Ferhat Bey. Görüşürüz. Bundan sonra avukatlarımız konuşur. Tamam, siz yapmayın bari Ferhat Bey. Bir sakin olur musunuz lütfen? Bravo. Gerçekten bravo. Az önce ne yaptığının farkında mısın? Sen 40 yıllık hatta 41 yıllık aşkı bozmayı, yıkmayı, mahvetmeyi nasıl başardın? Söylesene bana. Ben bitirdim. Evet, sen bitirdin. Ben bitirmedim 40 yıllık aşkı falan. Aşka raf ömrü biçen Ferhat Bey kendini ele verdi. Peki tamam, yeter. Ben seninle burada tartışacak değilim, tamam mı? Beni böyle boşa geçirecek vaktim yok, kusura bakma. Ay. Bana bak. Şimdi bizim daha büyük bir sorunumuz var. Bizim asıl sorunumuz Ferhat'la Şirin'i birleştirmek. Tekrardan barıştırmak. Yani bozduğunu tekrardan düzeltmek. Ben bozmadım. Ada! Bak eğer onlar barışmazlarsa ne ödül, ne prestij, ne de başka bir şey. Hiçbir şey bulamazsın, tamam mı? Şimdi yıktığın, parçaladığın, mahvettiğin, bozduğun aşkı düzeltmek için tam olarak 24 saatin var. Marş. Mendil yıkasana. Ne? Ne yapayım seni? Yıka beni de. Makineye at, kurut, parlat, cilala böyle bir şeyler yap işte. Belki bu bahtsızlığım geçer. Kankam ne oldu yine sana yüzünden düşen bin parça? Anlat bakayım. Yanlış soru sistacığım. Sana ne olmadı diyeceksin. Mesela bana iyi bir şey olmadı. Olmuyor ya, bana iyi bir şey olmuyor. Anlatacak mısın şunu? Görgünlerin 41 yıllık aşkını bitirdim. Oha kızım, nasıl yaptın onu? Anlamadım ki kız. Birden kavga etmeye başladılar. Tamam canım, senlik bir şey yoktur herhalde. Yani kendi aralarında konuşur, hallederler. Söylemesi kolay. Bora beni sorumlu tutuyor. Barıştırmam için de 24 saat verdi bana. Eğer barıştıramazsam yazı, ödül müdül. Ne düşünüyorsun? Yani kankam, seni şöyle gerçekten bir yıkasam ya da çitilesem mi diye düşünüyorum valla. Hadi bana bir kahve yap ben, hadi kızım hadi. Yapayım hadi, elinden bir kahve içeyim ben hadi. Bol köpüklü güzel bir kahve. Tüf ya.
Yani 41 yıllık aşk bitti desene. Nazar. Bunlar hep nazar. Bittim teyze. Bittim ben. Vallahi bittim. Ne yapacaksın? Adreslerini falan buldum. Yarın gideceğim. Onları ikna etmeye çalışacağım. Barıştıracağım onları. Şimdi senin bu ödülü alman için şart bu. Öyle mi? Yani seni tehdit eden Tuğçe'yi alt edebilmen için bu ödülü alman şart. Ne ödülüymüş bu? Abla, sosyal medyada yılın en başarılı kadın yazarı seçilecekmiş. Bizim kız da aday. Gerçi ben eminim kesin ada kazanacak yarışmayı. İyi, inşallah. Ödülünü de kargoyla yollarlar artık eve. Teyze, şimdi şöyle. Nasıl ada? Şimdi ada Tuğçe ile beraber aday gösterildikleri için ikisi de yazı yazacak. Sonra en çok okunan yazı seçilecek ve şirketin adayı olacak. Yani? yani şu teyzeşim, ben şirkette bir süre daha çalışacağım. Ben anlamam. Ben son sözümü söyledim. Abla ya, beraber gidip geliyoruz zaten. Ben oradayım, hep yanındayım. Beraber gideriz, beraber geliriz. Vallahi söz, hep yanında olurum abla. Zaten var ya, sana zerre güvenmiyorum Yasemin. Teyzem ne olursun. Eğer ben bu ödülü alırsam, ilk defa kendime bir şey başarabildiğimi kanıtlamış olacağım. Mutlu olacağım. Az da olsa anneme verdiğim sözü tutmuş olacağım. Sabah gider akşam gelirsin. Gözüm üstünüzde. Teyzoşum canım, teyzoşum canım. Sizi yiyeceğim. Ya, teşekkür ederim. Müsaade var mı? O nasıl söz babacığım? Tabii ki. Gel sen de. Nasılsın? Kendini nasıl hissediyorsun? Sen söyle baba. Sen söyle. Kendimi nasıl hissetmem lazım? Bilmem. Sen çocukluğundan beri duygularını hep içinde yaşadın. Küçükken bisikletten düştüğünde, yazlıkta tezgah açıp oyun kartları satarken kartların çalındığında bile. Öyle bir olay yaşanmıştı değil mi? Biz kahrolmuştuk, sen çok üzüleceksin diye. Hiçbir şey demedim. Mina öldüğünde de, Aslı gittiğinde de hiçbir şey demediğin gibi. İşte bu beni çok ürkütüyor Bora, biliyor musun? Bak oğlum, öfke asit gibidir. Eğer içinde tutarsan seni eritir bitirir. Dışarıya atmalısın onu. At o öfkeyi. At. Ben öfkeli değilim baba. En azından kimseye öfkeli değilim. Benim öfkem kendime. En kötüsü niye olmadı? Neden? Teyzeleri yüzünden mi? Mutlu birleşmesine hiçbir engel yok bence gerçekten sevenlerin. Sevgi demem sevgiye, bir döneklik yaparsa, bir değişme görünce. Başka yola saparsa sevgili saptı diye. Yanılıyorsam bunda ve çıkarsa yanlışım. Ne hiç kimse sevmiştir, ne de ben şiir yazmışım. Senin bana öğrettiğin ilk sone baba. O zamandan belliydi yazmaya tutkun oldu. Ben de sorumun cevabını aldım herhalde değil mi? Baba oğul yıldızları seyrediyorsunuz, bize haber vermiyorsunuz. Aşk olsun. Olur böyle şey. Sizsiz olur mu ya? Buyurun.
Ben hemen Ada ablamın doğum gününde aldığı teleskobu getireyim. Sen de Ada ablamı aradayı. Birlikte yıldızları izleyelim. Gerek yok. Dayıcığım. Gerek yok. Bak gökyüzüne. Bak gökyüzüne kadar parlak. Yıldızların hepsi ortada. Hepsini görebiliyoruz. Değil mi dedesi? Ya. Ya. Gel bakalım. Gel. Şimdi bana kutup yıldızını göster bakalım. Şu. Mamu emin misin? Hı. Doğru bildin, aferin sana. Biliyorum çünkü hatta ablam öğretti. Geri gelecek değil mi? Prensesim benim. İnşallah. İnşallah. Sen şimdi baya baya şirkete gelmiyorsun öyle mi? Evet teyzem. Dedim ya şu Ferhat'la Şirin'i barıştırmam lazım. Kız sen şimdi öyle birden Ferhat'la Şirin deyince bana bir gülme geliyor. Sorma teyzem ya. Sorma. Ama yok. Ha. Görev aşkı. Barıştıracağım onları. Bana şans dile. Hadi, hadi. Bol şans. Hadi, dikkat et kendine. Benim de çok işim var şirkette. Hadi. Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Yani plan işliyor diyorsun. Saat gibi işliyor hem de rüzgar. Ya bir şey diyeceğim. Bu arada Bora bu ideal kadına baya baya yazıyor. Hı. Ama senin de klavye üzerindeki etkin normal hayattan daha fazla. Yani bu seni bozmuyor mu? Şişt, saçma sapan konuşma ya. Bak, ideal kadının kim olduğunu öğrenince adanın maskesi düşecek. Ve beni Bora ile bir araya getirmeye çalışırken nasıl alttan alta kendisine yürüdüğünü görecek Bora. Böyle bir ikiyüzlülüğe asla tahammül edemez. Biraz tanıdıysan Bora'yı. Peki sen ne yapacaksın? Beni o kadar tehdit etmene rağmen bak sana çok sağlam bir pas atıyorum farkındaysan. Bunu gole çevirsen iyi olur. Tabii ama bizim de kendi çapımızda planlarımız var. Allah Allah. Evet. Neymiş planların? Söylemeyecek misin ortağına? Zamanı geldiğinde öğreneceksin. Fakat şunu söyleyebilirim, rüzgar benden yana. Yani o yüzden yavaş yavaş acele etmeden kuşu kafesleyeceğim. Kuşu kaçırma da yine. Gidip başka dallara konmasın. Hayır. Hayır, bu sefer böyle bir şey olmayacak. Günaydın. Günaydın. Günaydın patron. Ne haber, nasılsınız, iyi misiniz? Harika. İnanılmaz görseller hazırladım. Göstermek için sabırsızlanıyorum. Güzel. Ben de görmek için sabırsızlanıyorum Rüzgar. O zaman birazdan toplantı yapalım. Pırla söyleyin, ekibi toplasın, tamam mı? Tamam. Ada gelmedi yalnız. Ada normalde geç kalmazdı. Of. Kızım aç şu telefonu, öldük meraktan ya. Aşkım. Ne oldu, bu surat ne? Kim üzdü seni? Ada. Nasıl, sen Bora mısın? Aşkım ne oldu anlat hadi. Şaka yaptım ama şey olmadı, anlat. Ya aşkım, Ada ödül aday oldu ya. Evet, Tuğçe ile birlikte olmuşlar. Evet, onu biliyorum. İşte Görgünler şirkete gelmiş. Sonra kavga etmişler. Ya Bora da adayı sorumlu tutmuş. Kız şimdi dışarıda onları barıştırmaya çalışıyor. Ne alaka o da? Şimdi yani kız yazısına konsantre olması gerekirken onlarla mı uğraşıyor? Yani. Ayrıca bence ödül falan bahane yani. Bora adayı istemiyor. Şirkette tutuyor ki gözünün önünde acı çeksin. O iş öyle değil hayatım. Öyle değil şimdi Bora. Benim kuzenim, ben tanıyorum. Sen tanımıyorsun o kadar. Yani Bora görmek istemese yani Ada ne bu şirkete girebilir, ne bir daha yani karşılaşırlar. Hiç haberleri olmaz birbirlerinden. Bu yaptığı ne demek oluyor aşkım? Bu yaptığı aşk demek oluyor. Hayatım, sonuçta yani Bora adasız duramıyor, göremiyor musun? Kendi sürekli etrafında bir sorun çıkarıyor, olay çıkarıyor ve etrafında tutuyor. Yani kendi bile kendine itiraf edemiyor da ama bu durum böyle. Diyorsun. Tabii ki.
Ama yazık değil mi benim minnoş kalplim aşkım? Aşkım, minnoş kalp gel buraya. Gel sen minnoş kalpime gel bakayım. Ay. Sakin lütfen. Tamam, sen moralini bozma. Bir şey diyeyim mi sana? Demek sen de bana kızsan böyle burnumdan fitil fitil getireceksin. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Ya bizim ailedeki tutku böyle olaylar falan hepsi zaten Bora'da toplanmış. Onda birikmiş. O ne demek ya? Sen tutkusuz musun? O anlamdaki tutku değil. Ben daha çok böyle itaatkar. Yani böyle sakin bir yerde, liman, sakin bir liman gibiyim. Aşkım sen benim tatlım mısın ya? Tatlım mıyım? Evet, yerim seni. Ye, ye hadi. Şirin Hanım'la Ferhat Bey'i barışmaya ikna ettim. Kendi gözlerine görmek istersen buyur, bekleriz. Ah, Ferhat Beyciğim, Ferhat Beyciğim. Neyi yaptınız da geldiniz ya? Gerçekten teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Yani Şirin Hanım, eşiniz çok pişman. O kadar pişman ki. Hemen buluşalım dedi. Hemen gidin beni bekleyin, ben hemen geleceğim dedi. Sizin 40 yıllık eşinizi size anlatamam. Ama böyleyken böyle işte. Ya ben kötü bir şey söylemedim ama o... Ama o konulara girmeyelim. O konulara hiç girmeyelim. Ferhat Beyciğim, tamam mı? Güzel şeyleri düşünelim. Güzel şeylerden konuşalım, olur mu? Geldi. Zaten kaç yıllık karım. Tabii özür dilerse barışın. Özür dilerse. Tabii. Tamam. Alayım geleyim ben. Şirin ablacığım. İçeride mi? İçeride. Ay. Geldi, beni 2 saat önceden buraya getirdi. Diyorum ki Ferhat abicim daha erken yok. Yok, illa gidelim orada, ben beklemek istiyorum onu dedi. Pişman tabii. Aa, hem de ne pişman. Hem de ne pişman. Neyse neyse, şimdi Şirin ablacığım. Yani bunu söylemek benim haddime değil. Sen çok iyi biliyorsun, yani erkekleri çok iyi tanıyorsundur. Ama ben şey demek istiyorum. Erkekler biraz çocuk gibidir yani. Çocuk kimler? Acaba biraz alttan mı alsak, üstüne gitmesek mi? Özür dilerse olur biter. Ne de olsa onca yılın hatırı var. Tabii, tabii özür dilerse tabii ki de. Tabii öyle. Ama şey mi diyorum ben? Yani özür dilediğini böyle kelime kelime değil de... hani özür dilerim değil de... halinden, tavrından, bakışlarından mı anlasak özür dilediğini ha? Çocuk gibi bunlar ya. Velet bunlar, hayta bunlar ya. Şey öyle mi yapsak ha? Neyse. Neyse, halledeceğiz. Bugün halledeceğiz inşallah. Hadi biz içeri geçelim de neler başımıza gelecek bir bakalım. Hadi inşallah olacak, ben halledeceğim zaten. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulmam mı gerekiyor? Şirin ablacığım ya, komik kadın. Ada dedi ki bana söyleyeceklerim varmış. Bana da dedi, senin de söyleyeceklerim varmış. Var tabii. Dinliyorum. Nihayetinde 40 yıllık karınsın. Bu yüzden olması gereken özür dilersin de kapanır. Pardon? Sen benden özür dileyeceksin. Ben özür dilemem. Ya şu özür meselesine takılmasak mı? Ha? Abartmayalım ya. Başka şeylerden bahsedelim. Güzel şeylerden konuşalım ha. Böyle ilk flörtünüzden, öpüşmenizden, ilk öpüşmesi falan. Olur mu hadi? Ben özür dilemem. Ben de özür dilemem. Ben dileyim. Özür ben dileyim. Allah için özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim. Ada beni kandırdın. Hani özür dileyecekti? Sen 40 yıllık karını tanımamışsın. Benim özür dilemeyeceğimi bile bilmiyorsun. Sen de bilmiyorsun. Vallahi. Neredesin Ada, neredesin? Aha, şimdi bittim ben. Bora Beyciğim de gelmiş. Ferhat Bey, merhabalar. Şirin Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar. Gerek yok. Ortalık karışmış galiba. Ben böyle olacağını biliyordum ama. Elini yüzüne bulaştıracağını biliyordum. Bravo sana. Aferin sana Ada, aferin. Bravo. Bravo. Bravo sana. Delikanlı, bir genç kıza böyle mi davranılır? Utanmıyor musun azarlamaya? İşte sen busun Şirin, sen busun. Çocukların işine niye burnunu sokuyorsun? Zaten özür dilemesini de bilmiyorsun. Özür dilemem gerekirse özür dilerim, merak etme. 40 yıl boyunca bir kez hatalıyım dediğini duymadım. Hatalı olmadım da ondan. Peki,
bir konuda haklısın. Neymiş o? Bundan sonrasını avukatımla görüşürsünüz. Serap Bey, Şirin Hanım. Ben elimi izme bulaştırdım. Aynen öyle yaptım, bravo. Serap Bey, lütfen. Şirin ablacığım. Buyurun, buyurun gelin böyle. Şirin abla. Hemen sinirlenmeyin, hemen girinmeyin, sıkıntı yok. Siz Ferhat'la Şirin'siniz, böyle şeyler olur arada sırada. Ama öyle kalkıp gitmek oluyor mu, yakışıyor mu size hiç? Şirin abla dur lütfen dur. Şirin ablacığım ne olacak şimdi? Kaç yıllık evlilik, kaç yıllık aşk bitti mi yani, bu mudur? İnceldiği yerden koptu. Aa, olmaz öyle şey. O içerideki adam var ya. Ferhat mı? Yok, Bora. Ne fark eder? O da bir Ferhat. Kendinden haberi bile yok. Olmaz öyle şeyler. Biz onunla ilk karşılaştığımızda aşka inanmayan bir adamdı o. Didiştik, kavga ettik, birbirimizi yedik. Sonra bana aşk sendeymiş. Aşk senle öğrendim dedi. Zaten sana bakışlarından anlamıştım. Nasıl bakıyor ki? Benim Ferhat'ım gibi. Ferhat Bey, bakın. Ben aşka bir onu görünce inandım. Bir de sizi, sizin birlikteliğinizi. Yani ben sizin gibi olabilmek için, yani Şirin Hanım'la sizin gibi olabilmek için ailemi alıp kapısına kadar dayandım, biliyor musunuz? Ya Ferhat'la Şirin olmak o kadar kolay değil. Biz de düştük ama birbirimize tutunduk. Ha. Dün öyle yapmadınız ama arkanız dönüp gittiniz. Nasıl olacak? Ben gidersem Şirin için giderim. Ha. Darılırsam ona darılırım. Barışırsam onunla barışırım. Bravo, bravo, işte bu, işte bu. Adacığım, bu da 40 küsür yılın tuz biberi işte. Öyle, öyle. O zaman geçelim mi Şirin ablacığım? Hadi, geçelim. Oh, sıkı sıkı dedin. Maşallah, ne güzel. Bravo bana. İlişkiler hakkında da yazıyorsunuz, okuyoruz. Evet, evet Ferhat Bey, evet Şirin Hanım. İlişkiler hakkında yazıyorum. Beğeniyor musunuz yazılarımı? Okuyor musunuz? Hoşunuza gidiyor mu? Evet, hoşumuza gidiyor. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Birbirinize karşı her zaman açık ve dürüst olun. Evet, aşkınızı da ayrılığınızı da gerçek yaşayın. Aynen öyle Şirin Hanım. Bakın, ben yalanı hiç sevmem, biliyor musunuz? Hatta bilenler bilir, benim parolam dürüstlüktür. Yalan söylemeyi kim sever ki Şirin ablacığım? Tabii. Bakın, ben yalan söyleyen insanlardan hiç hoşlanmam, hiç benlik değil, biliyor musunuz? Şirin ablacığım, bazen ne olur biliyor musun? Ne olur? İnsanlar mecbur kalır, mecbur. Evet, bir de böyle bir bahane var değil mi? Değil mi? Mecbur kalmak diye bir bahane var. Neye mecbur kalırlar mesela, söylesene, öğreneyim ben de artık. İnsanların mecbur kalmasını bir de bahane olarak gören birine açıklama yapılmaz. Değil mi? Değil mi Şirin abla? Açıklamaya gerek yok şu an. Evet, evet. Hadi. Sen bana laf yetiştirmek yerine Şirin Hanım'ı nasıl masaya oturttun onu söyle. Nasıl kandırdın kadını? Ha? Hangi bahaneleri sundun kadına? Artık inanmadım. Geçmişte kalan bir hikayeden bahsettim. Ya. Ya. Sen ne anlattın Ferhat Bey'e? Nasıl ikna ettin? Ben de aynısını yaptım. Ferhat Bey'e hiç olmayacak, hiç yaşamayacak bir masal anlattım. Aldım, getirdim, masaya oturttum. Değil mi Ferhat? Ferhat Bey. Şirin abla. Gördün mü? Didişmekten insanlara bir hoşça kal bile diyemedik. Gittiler. Senin dırdırından gittiler. Kalktılar gittiler. Ben olsam ben de kalkardım zaten. Ben de kalkardım. Seni yemeğe davet ediyorum. Kalkalım mı? Kalkalım. Kalkalım. Konum bu. Sana sürekli mesaj geliyor, fark ettin mi? Aa. Kimden geliyor? Bir arkadaş. Eski bir arkadaşım işte. Ben de izin isteyecektim. Sen benimle şirkete gelmiyor musun? Yok. Yok, dönmüyorum. Arkadaşımla buluşayım diyorum ben de işte. Buluş. Bu arkadaş nereden bu arkadaş? Liseden mi, üniversiteden mi? Nereden? Nereden arkadaş acaba? Sayılır. Üniversiteden mi, liseden mi? Sayılır ne demek? Soruyorum işte, cevap ver. Ne bu böyle sorgu sor şu an? He? Bağırma bana insanların içinde. Ne münasebet? Sormam canım, bana ne? Bağırtırma beni o zaman. İzninizle ben şirkete gelmiyorum. Arkadaşımla buluşacağım. Zaten bütün gün şirkete gelmedim. Yıllık iznimden düşersiniz. Ya. Hadi bana bak, bana. Ödül almak istiyorsun ya. O ödülü alman için çalışman lazım. Tamam mı? Onun için uğraşıyorum zaten. Bence de uğraş. Uğraşıyorum. İyi yapıyorsun. İyi. Hadi. Hadi. Git buradan. Tamam. Hoşça kal. Sen git. Peki. Peki. Tamam. Tamam. Güzel. Otur burada, arkadaşın ben gelsin. Ben giderim.
Afiyet olsun. Ben hesabı alabilir miyim ben? Teşekkür ederim. Allah Allah. Böyle ıssız yerde kafede ne işi var ya? Kim gelir ki buraya? Yazın da bundan bahsedeyim. Evet evet. Genellikle ilk buluşmalar gözlerden uzak yerlerde yapılır. Allah Allah, nerelere geldim ben ya? Nasıl bir yer böyle ya? Neyse. Alo teyzoş. Kız, bana bak ne yaptın? Birleştirebildin mi Ferhat'la Şirin'i? Birleştirdim, birleştirdim. Teyzoşum, benim bu yazıyla ilgili biraz araştırma yapmam gerekti de o yüzden geç kalabilirim. Eve değil de Selin'e gitsem olur mu diyecektim. Yani sen idare etsen. Kız, Ada sen de yüz verince astarını istiyorsun ama ha. Ama teyzoşum ya, ölüm kalım meselesi. Kariyerim için. Kızım, ablama şimdi ben ne diyeceğim? Sen halledersin teyzemi. Sana güveniyorum ben. Teyzoşum hadi kapatmam lazım. Öpüyorum, bay bay. Ne geliyorsa başıma bu yumuşak gözlülüğümden geliyor. Aa geldik. Şurada duralım mı lütfen? Vallahi burası. Bu nasıl kafe ya? Böyle kafe mi olur? Kimse de yok ki. Ada, Ada. Neyse. Hadi kızım. Gir içeri. Gir içeri ve kimsenin yazamadığı o yazının malzemesini kap. Hadi yaparsın sen. Sonunda bilgisayarın başına geç. Çat çat çat. Bu kadar. Bitti. Başka bir şey yok. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Hoş geldiniz dalgaların gücü. Hoş buldum, hoş buldum. Beğenmedin mi? Beğendim. Ben çok çok beğendim ama ne gerek vardı bu kadar zahmete? Buyurun. Buyurayım. Pek sapa bir yerdeymiş bu kafede. Benim mekan. Aa, sizin mi burası? Ama sevdiysen ikimizin de olabilir. Yok yok, ben o anlamda demedim. Ne anlamda dedin güzelim? Sakin ol Ada. Sakin ol kızım. Her şey yazı için, malzeme için. Sabır, sabır, sabır. Ama sen böyle kendi kendine konuşursan ben seni duyamam. Şey diyordum. Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor hayat? Yani burada yaşam nasıl ilerliyor? Yok yok, ben yine seni duyamıyorum. Sesi biraz yakından geleyim de o güzel sesini daha yakından duyayım. Abi benim çok önemli bir acil bir işim vardı. Ben şimdi aklıma geldi. Onu halletmek için sanırım gitmem gerekebilir her an. Burada telefon çekmez.
baş başa kaldık. Yasemin, adı aramadım hala. Dedi ya ya abla, Selin'de kalacağım bu akşam diye. Ne var Selin'de kalıyorsa? Ha, Selin'de telefon mu çekmiyor anlamıyorum. Bir eve geldik diye haber vermek yok mu? Hiç. Yasemin sen de öyle bir konuşuyorsun ki bazen. Niye ikiniz birden bana kızıyorsunuz ya? Telefonu kapalı. Aha. Aha, telefonu kapalı. Ben bir Selin'e gideyim bakayım. Dur bir enişte, nereye gidiyorsun ya? Ben ararım şimdi, öğrenirim Selin'i. Sen dur. Sen arama Selin'i Melin'i. Ben ararım. Siz üçünüz bir araya gelince ayakta uyutuyorsunuz herkesi. Heh. Adana olur Selin'de ol. Olur Selin'de ol. Olur. Aa, Nergis teyze arıyor. Efendim Nergis teyze? Adayı arıyorum, telefonu kapalı. Allah Allah. Kapalı mı? Niye ki? Nasıl yani? Ada senin yanında değil mi? Sana gelmedi mi kızım? Yo. Nerede o zaman bu kız? Yasemin teyzene Selin'e gidiyorum demiş. Aa, belki bir yanlış anlama olmuştur. Yok yanlış anlama falan. Ada kayıp. Ne? Ne olmuş ya? Ada kayıpmış. Nasıl? Dur. Ben bir Bora'yı arayayım. Belki birliktelerdir. Arasana aşkım. Dur hayatım. Alo kuzen. Ha kuzen neredesin? Evdeyim, eve girdim şimdi. Ne oldu? Hayırdır? Vallahi hayır mı değil mi bilmiyorum çok. Ali ne oluyor? Ne hayır mı değil mi? Ne oluyor oğlum? Sen yalnız mısın? Ali yalnızım. Ne oluyor diyorum. Cevap verir misin bana? Yalnızmış. Ali bak 1000 defa sordurtma. Ne oluyor diyorum sana. Söylesene. Kuzen ada kayıp. Ne? Ada mı kayıp? Nasıl kayıp? Kayıp ne demek oğlum? Ne oluyor Ali? Yani teyzesine Selin'de kalacağım demiş fakat Selin'in bundan haberi yok. Selin'le oturuyoruz biz zaten şu anda. Selin nerede? Sen neredesin? Neredesiniz siz? Şirkete yakınız biz. Tamam. Şirkete girin beni bekleyin tamam mı? Kuzen adak. Tamam Ali konuşuruz hadi bekleyin beni hadi. Tamam. Hadi hayatım şirkete geçelim bu arada oraya gelecek. Çıkalım. Dur. Hah ben şu parayı şey yap. Hadi gel hayatım. Gel. Ay bayılıyorum bu sükunete. Sükunet mi anne? Dünyamın ışığından gelen çocuk. Sükunet sessizlik demek. Bak şimdi mesela biz burada ailecek oturuyoruz. Huzur içinde birlikte zaman geçiriyoruz ya. İşte sükunet. Sükunet, sükunet. Sükunet, sükunet. Ay buyurun. Kendi kendime nazar değdirdim. Kim arıyor benim ha? İşgalcilerin başkumandanı. Nergis Hanım. Çocuğun yanında ne kadar ayıp böyle şeyler söylüyorsun. Hadi aç telefonu. Ay hiç açmak istemiyorum. İstersen ben açayım anneanne. Hem Aslan amcamla da konuşurum. Hadi Belma hadi. Ben açayım. Efendim? Ada sizde mi acaba? Ada neden bizde olsun ki? Burada yok. Orada yok. Bora evde mi? Hayır efendim, Bora evde değil. Birlikteler mi acaba? Ne münasebet canım? O zaman ada kayıp. Aa, ne diyorsunuz? Ne demek kayıp? Bayağı kayıp işte. Çıktı evden arkadaşıma gidiyorum diye arıyoruz. Telefonu kapalı. Bayağı kayıp. Hay Allah. Ne olmuş Belma? Ada ortada yokmuş, kaybolmuş. Tamam sağ olun, biz aramaya devam edelim o zaman. İyi akşamlar. Yok, orada da yok. Orada da yok, burada da yok. Ne oldu anneanne? Ay, Ada ablam eve biraz geç kalmış. Nergis teyzenler de çok telaşlanmışlar. Onun için aramışlar. Ama bir şey yok, sen hiç merak etme tamam mı? Gelir eve. Hadi sen resmini yap. Sen bir Bora'yı arasana. Alo Bora. Canım. Ada... Ne oldu anne? Ada mı geldi? Yok. Bizde değil. De... Ortadan kaybolmuş. Allah kahretsin.
Biliyorum anne, biliyorum. Sen neredesin çocuk? Benim nerede olduğum önemli değil anne. Telefonu kapatalım, bak adı arayabilir. Meşgul tutmayalım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Tamam. Bora'nın yanında da yokmuş. Zafer'cim nereye? Ben bir araştırayım. Siz burada oturun. Tamam hayatım. Selin, sen adada tuhaf bir şeyler sezdin mi bugün? Yok, bugün şirkete bile uğramadı ki. Peki adanın ortadan kaybolmasına sebep olacak ne olmuş olabilir burada? Sence? Ne demek istiyorsun sen? Ben mi? Sorun ben miyim yani? Benim yüzümden mi ortadan kayboldu diyorsun? Ya bir sakin olun. Bunun adaya hiçbir faydası yok. Benim yüzümden mi oldu? Çok mu gittim üstüne? Ne alakası var Nergis'im? Sen de her şeyi üstüne alıyorsun lütfen. Belki aklına esmiştir, bir alışveriş yapayım demiştir. Yalnız kalmak istemiştir. İşte biz de şey yapmayalım diye seninleyim demiştir. Olamaz mı? Olabilir. Olur. Telefon niye kapalı o zaman Yasemin? İşte biz rahatsız etmeyelim diye kapamıştır. Olamaz mı? Olabilir. Olur. Ben gidip bir polise haber vereyim. Bir daha bir bak. Dur nereye gidiyorsun enişte ya? Aradık polisleri dedi ya memur bey. Biz bir haber çıkarsa sizi arayacağız diye. Ne şimdi gideceğim bir daha? Biz ne ara bu hale geldik ya? Biz nasıl bu hale geldik? Benim bir dilim damağım kurudu. Ben mi gideyim? Stres. Susattı beni. Bir su içeyim ben. Yok kız, ortada yok. Ben polise haber vereceğim. Yasemin abla mesaj attı, haber vermişler polise. Arıyor, belki gelmiştir. Allah'ım ne olur ya. Alo? Geldi mi? Yok. Yok kız, gelmedi. Gelmedi ama benim sana bir şey söylemem lazım. Tamam, Bora Bey'le Ali de yanımda. Sesini hoparlörü alıyorum. Aç. Bir şey söyleyecekmiş. Ada bana yazı için araştırma yapmam lazım dedi. Bu hayat memat meselesi dedi. Ben geç gelirim. Direkt Selinlere geçerim dedi. Blind Age. Eyvah. Ne oluyor? Ne oluyor? Bana da bir şey söyleyin hadi. Hadi bir şey mi oldu? Ha yok Yasemin ablam, yok sen sakin ol, bizden haber bekle. Tamam mı? Hadi kapatıyorum. Allah kahretsin. Ada şu anda kim olduğunu, ne olduğunu bilmediğim bir adamla birlikte ve telefonu kapalı. Kuzen sakin olalım ve hızla aksiyon alalım. Selin Ada nereden yazmış olabilir? Biliyorsundur sen, nereden yazmış olabilir adı? Bu senin röportaj için kullandığın internet sitesinden olabilir mi? Aa. Evet kuzen. Ha? Hadi açık gel. Evet. Nerede bu uygulama? Şu mu ha? Burada. Hadi açıl ha. Şifre var. Selin adının şifresini biliyor musun? Hayır. Ne olabilir? Ne olabilir? Doğum tarihi. Ne olabilir? Ha. Değil. Değil. Ne olabilir? Ne olabilir ki başka ya? Doğum tarihi olur. Özel gün olur. Unutamadığı bir an, bir şey, bir özel bir şey. Ne olur ya? Şey diyeyim mi, yalnız elinle koymuş gibi buldun ha şifreyi. 0709 mu? Nasıl onu nereden bildin ya? Nerede bu yazışma? Konum var. Konum var. Benim bu konumu kendime göndermem lazım. Güzel geldi. Ben gidip adayı alıyorum. Tamam dur kızım, ben de geliyorum. Hayır, bu sefer sen beni dinliyorsun, Selin'i alıyorsun, adalara gidiyorsunuz. Adanın ailesi Selin'i görürse çok rahatlarlar, tamam mı? Sus! Ben adayı bulunca haber vereceğim, tamam mı? Hayır. Haber vereceğim. Biz de gelseydik. Allah kahretsin. Nasıl yaptın ada? Nasıl yaptın? Kafayı yiyeceğim. Nasıl gittin tek başına? Neden böyle bir şey yaptın? Şuraya bak. Bir de yemeğe çağırmış sıvır. Dağın başı, ipsiz sapsız bir yer burası. Allah kahretsin. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Kapıyı, ben gideceğim. Ama sen de geldiğinden beri gitmekten bahsediyorsun. Kapıyı kilitledim. Hadi biraz eğlenelim. Ne ya? Ben, ama
babam Sedat Bey. Bu normal bir buluşma değil. Ben bir sosyal platform çalışanıyım. Sosyal platform ha? Evet. Ne yapıyorsun orada? Orada ben yazı yazıyorum. Ben sadece sizinle yeni yazım için buluştum. Yeni yazım için bir sosyal deney yapıyordum. Sizi buldum ben öyle deney için yani. Bebeğim sen deneyinde beni mi kullandın yani? Çok memnun oldum. Aa, yeter ama ha! Aç şu kapıyı! Aç şu kapıyı gireceğim ben! Aç o kapıyı telefonumda ver! Ver şu telefonumu! Ver şunu! Açmıyorum ne yaparsın? Sen! Sen kimsin lan? Ne yapacağımı göstereyim bana. Şerefsiz. Şerefsiz. Ben bir şey yapmadım, kız kendisi geldi. Bir bitmediniz lan. Bir bitmediniz lan. Bana bak. Bir daha böyle bir şerefsizlik yapacak mısın? Yapmayacağım. Bir daha buraya birini çağıracak mısın? Yapmayacağım. Sıkıyorsa çağır lan. Sıkıyorsa çağır lan. Telefonum. Telefonum ver. Telefonum. Telefonum onda. Ver şu telefonu. Ver. Telefon. Al. Bana bak. Şimdi biz dışarı çıkacağız. Ayağa kalktığını görürsem, yerden ayağa kalktığını görürsem seni gebertirim, tamam mı? Tamam. Gebertirim seni. Gebertirim seni. Benim ben... Ben... Çık dışarı hadi. Dışarı çık hadi. Çıkıyorum, ayağa kalkarsan öldürürüm seni. Tamam. Ada! Ada kime diyorum duymuyor musun? Ada! Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ne yapıyormuşum ben? İçeride olanlar normal miydi sence? Bilmem, sen söyle normal miydi? Gözlem yaparak, deney yaparak yazılar yazan sensin. Profesyonel olan sensin, sen söyle. Ada bir yazı uğruna değer miydi? Hı? Bir yazı uğruna değer miydi ki ben sana yapmamanı söylemiştim. Tuğçe ile bunu yazmak istedik. Madem demokratik şekilde bize seçme hakkı verdin, saygı duyman gerekiyor ya, kabul etmen gerekiyor. Kafayı yiyeceğim, gerçekten kafayı yiyeceğim. Seni nasıl bir yerden aldığımın farkında mısın Ada? Ya sana bir şey olsaydı ha? Ya sana bir şey olsaydı o zaman ne olacaktı? Bana bir şey olmaz. İçeride olanlar hiç öyle demiyordu. Sen gelmeseydin ben hallederdim zaten. Boşuna geldin, boşuna zahmet ettin. Ben hallederdim. Arabaya bin Ada. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin, ben kendim giderim. Ada sana diyorum, arabaya bin. Bırak kolumu. Bırakacağım ama evine bırakacağım, yürü. Zorbasın sen. Zorbayım. Zorba. Canımı acıtıyorsun, kolum acıyor. Bin arabaya. Gerçekten arabaya bin zorbasın. Dedim. Neden öyle bakıyorsun? Hiç. Yok bir şey, arabaya bin. Arabaya bin dedim. İyi geceler. İyi geceler. Kaldı bu. Ya ablam konuştuk ya, yoldaymış geliyormuş, sinemaya gitmiş, şarjı bitmiş işte kızın. Nergis teyzem bir sakin ol, bak gelir o şimdi. Aha. Geldi. Ah kuzum çok korktum. Çok korktum. Nereye kayboldun? Ha? Bak bir daha böyle kaybolmak yok, tamam mı? Kızım kaybolacaksan da haberimiz olsun bundan sonra. Yani. Tamam 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 söz. Söz kaybolma. Söz. Ah kuzum benim, ah kuzum. Kapanın, kapanın, kapanın. Oho kuzen. Yine adayı kurtardım diyorsun ha. Beyaz atlı prensim benim. Kızın telefonunu almış biliyor musun?
Onu paramparça ederim bak ha. O nasıl bir şeymiş ya? Hallettim ben kardeşim, hallettim, merak etme. Hıncımı alamadım ama hallettim. Rahat ol, için rahat olsun. Neyse iyi, rahat oldum biraz şimdi. Şey diyeceğim kuzen sana, yani söylemeyeyim. Söylemeyeyim diyorum da, yani bu senin prensesi kaçıncı kurtarışın? Siz niye bir türlü kavuşamıyorsunuz abi? Kuzen, masallarda prensesler prenslerinden vazgeçerler mi? Ata benden vazgeçti kardeşim. Ki onun kurtarılmaya da ihtiyacı yok. Boşuna buyruk. Aklına gelir sonra yapıyor. Acayip. Çok acayip. Ne oldu? Oğlum bu ideal kadın vardı ya. Bu şey, senin hani bir ara yazıştığın, tam kalemin falan diyordun. Ta kendisi. Ne oldu ideal? Kuzen, bana bak, yine böyle bir yakınlaş bir şey falan. Teselli sakın başka kollarda arama, büyük hata yaparsın. Saçmalama Ali, ben öyle bir adamıyım, ne alakası var? Sadece bugün ideal kadın hakkında yazmak için çok ideal bir gün. Nasıl yani? Biz bu ideal kadınla konuştuk. Bugün şirkete gelecekti, gelmiş. Hatta şu anda teras katında kendisi. Terasta. O nasıl bir özgüvenmiş ya? Ayrıca bir şey diyeceğim. Teras falan nereden biliyor? Şirketi biliyor mu ki içini? Bir de kapıda gider, onu bırakmaz ki. Nasıl girmiş içeri? Haklı olabilirsin kardeşim. Kuzen, bence olay ne biliyor musun? Bak, bu kadın seni tanıyor. Kesin tanıyor. Ama açılamıyor sana, cesaret edemiyor. Böyle ideal kadın falan diye bir şey uydurdu, oradan sana yürüyor. Yürüyor oradan sana. Bana sorarsan oradan sana yürümekte şu an. Kesin öyle bir şey. Ha? Kim olduğunu öğreneceğiz. Az kaldı. Çok az kaldı. Ben merak ediyorum ben de şey. Haber vereceğim. Tamam. Selam, ne haber? Yüzümü kopardın. Dün neredeydin sen ya? Ya yokluğun fark edildi. Bu gözler seni aradı. İşim vardı. Şu anda da var. Belki yakında olmaz. Ne demek istiyorsun sen? Bir şey demek istemiyorum. Sadece demek istiyorum ki eğer bir gün üzülürsen bu omuzlar senin için hazır. Yani emrine amade. İyi çalışmalar. Hemen terasa gel. Sen de mi buradaydın? Evet. Sen neden geldin? Hava almaya mı çıktın? Yok. Yok, ben bir arkadaşımla buluşacaktım ama galiba beni yine ekti. Gelmemiş. Öyle mi? Hı hı. Kim? Tanımazsın Tuğçe. Belki de tanıyorumdur. Sanmıyorum. Görüşürüz. İdeal kadınla buluşmayacak mıydın Bora? Sen nereden biliyorsun? Sence? İdeal kadın benim Bora. Biraz da o. Değil mi ideal kadın çakması? Ne tür bir oyun oynuyorsun bilmiyorum ama baktığın hiç hoşuma gitmedi, haberin olsun. Oyun mu? Ada burada. Ona sorsana. Ada, neden susuyorsun?
Bir şey söylemeyecek misin? Ada anlatmayacak mısın? Her şeyi sen planladığın için senin anlatman en doğrusu olur diye düşünmüştüm. Biri bana burada ne olduğunu açıklayabilir mi artık? Seni seviyorum Bora. Hep sevdim. Muhtemelen bundan sonra da hep sevmeye devam edeceğim. Bugüne kadar seni senden habersiz, sessiz, sakin sevdim. Bir an olsun rahatsız etmedim seni. Büyük ihtimalle de bu böyle olmaya devam edecek zaten. Tuğçe bak. Hayır, dinle lütfen. Dinle. Bak ben çocukluğumuzdan beri bir şey beklemeden sevdim seni. Ta ki ada gelene kadar. Bu konunun adayla ne ilgisi var Tuğçe? Devamını sen anlatmak ister misin? Bora, bana geldiğini, Bora'nın da bana karşı hisleri olduğunu söylediğini anlatamazsın tabii. Hayır, hayır ben öyle bir şey söylemedim. Benden yardım isteyen sensin. Yoksa beni kovacağını söyleyen de sensin. Yalancı, yalan söylüyor, hala yalan söylüyor. Daha önce de yalan söyledin, yine yalan söylüyorsun ya. Bora, ada benim sana karşı hislerimi kullandı Bora. Ben bu aşkın hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini biliyordum zaten. Ben gidip o yüzden Rüzgar'la yüzük taktım. Seninle olan dostluğumu kurtarmak için. Başka birine tekrar bir şey hissedebilir miyim diye bakmak için. O yüzük... O yüzük benim için bir umuttu aslında. Ama Ada ne yaptı? Sen o yüzüğü Bora'yı kıskandırmak için taktın. Yazıklar olsun sana. İdeal kadın hesabını açmamı söyleyen, sonra oradan benim adıma, benim için Bora'yla konuşan kimdi peki? Ada. Ada doğru mu bu? Cevap versene Ada, doğru mu bu? Benden ajanlık yapmamı istedi. Senin hakkında her şeyi ona anlatmamı istedi. Ben çaresizdim. Çaresiz kaldım. İşlerin buraya varacağını düşünemedim, tahmin edemedim. Sen ideal kadınla bizim randevumuza o restorana geldin. Anahtarını unutmuşsun dedin. Görüyor musun Bora? Her şey yalan ve kumpas üstüne kurulu. Biz oradan çıktık, sahile kokoreççiye gittik hadi. Biz seninle birçok şey konuştuk, birçok şey paylaştık. Hepsi yalan mıydı? Hayır. Benim seninle yaşadığım her şeyi hissederekti. Ben her şeyi hissederek yaşadım. Hissettiğim şey için her an korktum. Suçluluk duydum. Ama kendime karşı koyamadım. Neden? Neden yaptın böyle bir şey bana? Cevap ver Ada, neden böyle bir şey yaptın? Ben vazgeçecektim. Ben vazgeçecektim. Olayların saçmalığının farkına varmıştım. Sonra senden o Rüzgar'dan uzak durmamı söyleyen telefon geldi. Efendim Bora? Tek bir şey soracağım. Aşık mısın? Anlamadım. Aşık mısın Rüzgar'a? Ben seni böyle bir şey için asla aramadım Tuğçe. Telefondaki senin sesinde. Rüzgar, büyükbaş hayvan, onu bertaraf et gibi garip şeyler söyledin bana. Bir de bugün saat 1'de büyükbaş hayvan yetiştiricileri kooperatifi üyelerine e-pazar hakkında bir sunumumuz olacak. Hiçbir hazırlık yapmadım. Neyse ki ben buradayım Bora Bey. Ben size sunumu yazdım. Bir bakın. Prova ister misiniz? Bir prova alalım. Size tek bir şey soracağım. Aşık mısınız? İşinize aşık mısınız? Eğer öyleyse her şeyi yaparsınız. Ne demek beni aramadın Bora? Ben sırf o telefon konuşmasından cesaret aldığım için seninle baş başa kalmaya çalıştım o dağ evinde. Gerçi orada da karşıma Ada çıktı ama. Sen bana toplantı için yazı yazdığını söyledin. Bana zorla okuttun o yazıyı. Sen bana okuttun yazıyı. Ses kaydına mı aldın Ada? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu gör Bora. Gör artık. Senin ses kaydını alıp kesip biçip bana dinletmiş.
Hadi benim canımı yakmak istedi. Peki senden ne istedi? Sen onu sevdin. Ben senin gözlerinde gördüm bunu. Yüzüme bak. Yüzüme bak dedim sana Ada. Bu hikayenin üzerine başka bir hikaye yazamaz. Hiç boşuna uğraşma, tamam mı? Hayatımdan da, sevdiklerimden de, şirketimden de uzak duracaksın. Yalanlarını da al, defol git hayatımdan. Seni bir daha hayatımda görmek istemiyorum. Seni bir daha asla görmek istemiyorum, defol git. Burak! Defol git hayatımdan! Yapar.